Herkese merhaba arkadaşlar. Haftanın soru çözümü ile beraberiz. Şimdi müthiş sorular bizi bekliyor. Hafta içi öğrendiğimiz konuları pekiştireceğimiz, hatırlayacağımız mükemmel sorular bizi bekliyor. Zaman kaybetmeden başlayalım isterseniz. İlk sorumuz geldi. Gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonu. Bu gerçek sayılarda tanımlı ne demektir? Buradan buraya gidiyor demektir, değil mi? Bu kelimenin anlamı bu. Her x'ye gerçek sayısı için bakın burada verilen eşitlik sağlanıyormuş. Tamam. Bir de şunu vermişler bana. Buna göre F6'yı soruyor. Arkadaşlar soru çözümlerini şöyle yapalım istiyorsanız. Soruyu görün, durdurun. Ondan sonra siz çözün. Sonrasında gelin çözümü beraber yapalım. Bakın şimdi. Buradaki eşitliği verdiğine göre ben hemen burada X yerine Y alayım. X yerine Y alırsam, daha doğrusu Y yerlerine X alırsam ne olur burası? Fx artı e, X'ten F2X olur. Burası ne olur peki? Fx artı Fx olur. Peki burası ne oldu? 2 tane Fx olmadı mı? Oldu hocam. Aa demek ki F2 x 2 tane Fx'i eşitmiş. Devam edelim. Buradaki ifadede arkadaşlar hemen bakın şu ifade yine. Y yerine bu sefer de 2x alalım. Hani az evvel x almıştık ya 2x alalım. Maksat 3x'i bulmak. Ne oluyor? Y yerine 2x alırsak f3 tane x eşittir. Fx artı f2x gelmiş oluyor. Peki size bir müjdem var. F2x dediğiniz şey aslında 2 tane fx değil mi? Evet hocam yani buraya 2 tane fx yazabilirsiniz. O halde f3x eşittir fx artı 2 tane fx'ten 3 tane fx olmuş oluyor. Kısacası buradan şunu anlamalıyız. Şu sayı hemen ön tarafa çıkıyor. Aa çok iyi. O zaman f k çarpı x aslında bu soruda k çarpı fx oluyormuş. Bunun genel kuralı bu demek ki. Şimdi gelelim buna. f 3 ile başlamış burada. Kare almış işte bir şeyler çıkarmış 4 yapmış. Bak şu sayı bana tam kare olayını hatırlatıyor. Hemen ne yapıyorum biliyor musunuz? F3 yerine şunu yazıyorum. 3 tane F1'i yazıyorum. Neden? Çünkü burada arkadaşlar K gördüğümüz yere 3 aldığımızı düşünün. X yerine de 1 aldığımızı düşünün. Ne olacaktır? Bu benim yazmış olduğum eşitlik çıkmış olacaktır. O zaman bunu yazdık mı? Evet yazdık. Sonrasındaysa bakın bunun karesini almam gerekiyor. Bunun karesini aldığınızda karşınıza şu gelir. Buranın karesi 9 tane F kare 1 eksi 12 tane F1 artı 4 eşittir 0 oluyor. Arkadaşlar bu 4 ta 3 tane terimden oluştuğu için ve sonunda 4 barındırdığı için tam kare olduğu için bu bir tam kare açılımı mı diye hemen kendime soru soruyorum. Nedir bu? 3 tane F1 eksi... Şuradan 2 iki geliyor. 2'nin kare açılımından doğmuştur. Nasıl yani hocam? Kontrol edelim. Birincinin karesi burada. Çarpımların 2 katı o da burada. İkincinin karesi o da burada. Gördünüz mü? Bunu böyle toparlayabiliriz. Demek ki buradan hemen karşımıza şu çıktı. Bu kısım ne olmak zorunda? 0. O kısım 0 olursa zaten 3 tane F1 eksi 2 madem 0'sa buradan F1'in eşitini oluyor. 2 bölü 3 oluyor. Sevinç gözyaşlarını dökebiliriz. F6'ya zaten şöyle ulaşacağız. K yerine 6 yazdığımı, X yerine 1 yazdığımı düşünün hemen. Ne oluyor bu? 6 tane F1 oluyor. Biz aslında 6 tane f 1 bulacağız. Hemen 2 bölü 3 sayısının 6 katını alıyorum. lank Bunlar gitti. 4 gelmiş oldu. Yanıtımız Bursa olacaktı. Güzel bir soruyla başlangıç yapmış olduk. R sayılarda tanımlı. F fonksiyonunda X gerçek sayı. K'de tam sayı olmak üzere. Bakın böyle bir şey vermiş bana. Ve diyor ki X elemanıdır. Yara açık aralık. K ile K artı bir yara açık aralığı. Dikkat. Olay, olacak biçimde tanımladık. Buna göre hangileri doğrudur? Bunu bir kontrol et. F0 1'dir diyor. Arkadaşlar F0'ı bulabilmek için x yerine 0 yazarsınız. Bakın x yerine 0 yazdığınızda karşınıza böyle bir şey çıkar. Peki hocam ben k'yi nereden bulacağım ya Allah'ını seversen. Hemen bak şuraya başvurmamız gerekiyor. x yerine 0 yazdık ya 0 elemanıdır k virgül k artı 1. Arkadaşlar Buradaki yara açık aralığın adım miktarını bir olarak düşünürseniz bakın sıfır k'ye kaç vermemiz durumunda bu aralığın elemanı olur. Dikkatli düşün elbette ki k'ye sıfır verirsem bu aralığın elemanı olur. Nasıl yani hocam bak şöyle oluyor sıfır elemanıdır. 0,1. Bu doğru bir şey değil mi? Evet doğru bir şey. Hocam neden K'ye 0 verdiniz? Ama K'yi tam sayı seç diyor bana burada. K'yi tam sayı seç dediğine göre bu koşulları sağlayacak bir tam sayı bulmam gerekiyor. O koşulu sağlayan tam sayı zaten 0'dır. Mesela bak 1 olmaz. Çünkü 1 verdiğinizde K yerine 0 elemanıdır. Şuraya 1 yazarsanız 1,2 çıkar. Bu aralığın elemanı değildir. He, demek ki bu aralığı biz hemen zihnimizde şöyle tasarlayacağız. Burası K. Burası da k artı bir sıfırın konumunu da buna bu arada olacağı için sıfır sayısı k sayısını da ona göre seçeceğiz arkadaşlar. Demek ki bu soruda başlangıç kısmında k sayısını sıfır almalıyız. Peki k sayısını sıfır aldığımızda f sıfır eşittir kaç gelir bir doğru mu doğru güzel geldim buna. F4 bölü 3. X yerine 4 bölü 3 yazıyorum. Bakın X yerine 4 bölü 3 yazarsam 16 bölü 9 artı K artı 1 oldu. Peki K'yi burada nasıl bulacağız? Arkadaşlar X yerine 4 bölü 3 yazdığımız için 4 bölü 3 hangi K, K artı 1 aralığının elemanıdır diye düşüneceğiz. Bu arada 4 bölü 3 birden hafif büyüktür. O yüzden K yerine 1 seçmemiz yeterli zaten. Ha, demek ki şu koşulun sağlanabilmesi için K yerine 1 alacağız. K yerine 1 aldığınızda karşınıza 16 bölü 9 artı 2 çıkacaktır. Buradan toplama işlemi yaparsanız 34 bölü 9'u bulacaksınız. Bu yanlış oluyor. Geldim. Eksi 1 bölü 2'ye. Onu da şurada yapalım. x ne? Eksi 1 bölü 2 yazdınız. Al karesini. 1 bölü 4. K artı 1 diyeceksiniz. Peki eksi 1 bölü 2 acaba k k artı 1 olarak kimin elemanıdır? Yani k'ye hangi tam sayıyı vermeniz gerekiyor? Bu negatif bir sayı doğru mu? Evet. O yüzden k'ye eksi 1 verirsek arkadaşlar eksi 1 bölü 2 zaten eksi 0 5 demektir. Eksi 1 ile 0 yarı açık aralığının elemanı olacaktır diyebiliriz. Yani burada da k'ye ne eksi 1 vermedik. Bunlar gidiyorlar hemen karşımıza 1 bölü 4 çıkmış oluyor. Yani buna da tik atabiliriz. O halde burada doğru olanlar 1 ve 3 olmuş oluyor. Yanıtımız c seçeneği gelecekti. Gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonu için her x elemanıdır. Eksi 10 artı 10 kapalı aralığı. 20 fark var dikkat. f -x de x eksi mutlak değer 10 diye tanımlamışlar. Her x elemanıdır reel sayı için fx fx artı 20 eşitliği daha doğrusu özellikleri sağlanmaktadır. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Durdurdun çözdün mü? Buldun mu? Şimdi gel benim çözümümü izle. Arkadaşlar bakın şöyle anlamalıyız bu soruyu. F 2 8'dir demiş. Şimdi şuradan gidiyorum. F52 çıkabilmesi için x'lerine 32 vermem lazım. 32 verdiğimde görüyorum ki F52 aslında F32'ye eşitmiş. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunların arasında 20 fark olduğu için 20 geri sarabilirsin. 20 ileri gidebilirsin. Aa o zaman F32 dediğin şeyde 20 birim çıkarırsan F12'ye eşit hocam. Evet. Nasıl biliyor musun bak? x'lerine 12'yi ver. F32'de F12 eşit olur. Demek ki 20, 20 aşağı gidebiliyorsun. Peki nereye kadar gideceksin? Tabii ki x'i eksi 10 artı 10 aralığına denk getirene kadar gideceksin. Çünkü öyle istiyor. Bu fonksiyon burada çalışıyor demeye çalışmışlar. Peki hemen 20 daha düşüyorum buradan. Bundan 20 çıkarırsanız eksi 8'i bulursunuz. Arkadaşlar eksi 8 bu arada ne elemanı mı? Elemanı. O yüzden Şimdi f eksi 8'i bu kural dahilinde hesaplayabilirim. Neymiş bakın eksi 8 eksi 10'dan 18'miş. Burada kaç yazıyor? 8 yazıyor. Yanlış oldu demek ki bu gitti. Hemen şöyle bak c'ye gözüm takıldı. f 90 küçüktür 0. Bir kere mutlak değer olduğu için 0'dan küçük bir şey çıkma ihtimali yanlış. Arkadaşlar mümkün değil yok daha doğrusu. Bu da gitti mi? F 10 ona eşitmiş. Bakıyorum. 10 bu aralığın elemanı mı? Evet elemanı. O zaman x yerine 10 yazarsınız. X yerine 10 yazdığınızda 10 eksi 10'un mutlak değerinden 0 gelir. Bu da yanlış oldu. Şuna bakalım hemen. Şu biraz daha şey duruyor. Kaba duruyor. F 20 20'dir diyor. Bak şimdi 20 bu aralığın elemanı değil ya. O yüzden şu kuralı çalıştıracaksın. Yani 20 çıkaracaksın içeriden. F 20. Bundan 20 çıkarırsan F 0'a eşit olur. Neden 20 çıkarıyoruz hocam ya? Aslında buraları 0 seçiyorum ben. O yüzden 20 çıkarıyorum. Pratik olarak bunu bu şekilde hallediyorum. O zaman F0'ı bulacağız. F0 bu aralığın tabii ki sıfır sayısı elemanı olduğu için x yerine sıfır yazacağız. Sıfır eksi ondan cevap 10 geliyor. Bu da yanlış oldu. Demek ki denizi doğru cevap olacakmış. Peki denizi nasıl doğru? 91 bakın şimdi. 20 çıkardım 71. 20 çıkardım 31. 11 hala bu aralığa düşmedi. Bir 20 daha çıkardım eksi 9. Arkadaşlar aman bir demeyin buna. 20 daha çıkarsanız eksi 9 oldu mu? Eksi 9'u x yerine yazdığınızda buradan yanıt 19 gelir. Bunun cevabı 19. Buradan geliyorum. 20 çıkardım. 20 çıkara çıkara geliyorum geriye. 22, 2. 2 sayısı bu aralığa düştü mü? Düştü. Hemen x yerine 2'yi basalım. Ne oldu? Eksi 8'in mutlak değerinden 8. Bak gördüğünüz gibi büyük olmuş oluyor. Yani doğru bir şey çıkmış oldu. Güzel bir soruydu bu da. F ve G sabit fonksiyonları için... Buradaki F ve G'yi vermiş bana. Bir de şurada bir eşitlik var. ABC toplamını sormuştu. Nasıl yapacağız? Sabit fonksiyonlarda bir kere öğrenmiştik. X mi yok değil mi? Evet. O zaman burada x mi yoksa hemen şurayı sıfıra eşitlemeliyiz. Yani a'yı 3 seçmeliyiz. A'yı 3 seçince burası gider. Şurada A yerine 3 yazınca fx eşittir. 3 gelmiş olur diyebiliriz. Peki buna geldim. Gx fonksiyonu arkadaşlar A yerine 3 yazılırsa 3x artı 9 bölü bx eksi c olarak söylenebilir. Bak bu da sabit fonksiyonmuş. Hatırla sabit fonksiyonlarda olay neydi? Olay x'in katsayılarının birbirine oranı buradaki sabit terimlerin birbirine oranı. Bunlar eşitti. Peki bu burada beklesin. Şuradan hemen karşıma bir şey çıktı. Sevgili arkadaşlar fx fonksiyonu 3'e eşitse fx artı 1 fonksiyonu da 3'e eşit değil midir? Evet hocam. E çünkü sabit fonksiyon olduğuna göre f muhtemelen ne olacaktır? x yerine x artı 1'de yazsan 3 sonucu doğacaktır. O halde muhtemelen değil öyle zaten. O halde GX'i hemen neye eşitliyorum? 3'e eşitliyorum. Aman ya Rabbi. GX de 3'e eşit olduğuna göre ben burada şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Bakın bunun sonucu 3 olacağına göre. B'yi ve C'yi bulmaya çalışıyorum ya. Hemen bu fonksiyonda X yerine 0 basalım. X yerine 0 basarsanız 9 bölü eksi C bana neyi verecektir? 3'ü verecektir. O zaman buradan C'nin ne olması lazım? Eksi 3 olması gerekiyor ki bu sağlanmış olsun. Peki C değeri eğer eksi 3 ise yeşil alayım. C değeri eksi 3 ise normal eksi C nedir? Normal 3'tür. Burasına 3 attınız. 9 bölü 3'ün 3 bölü kime eşit olması beklenir? 1'e tabii ki. Ha, demek ki buradan B 1'miş. C değeri eksi 3'müş arkadaşlar. A değeri de zaten artışmış. Bunlar giderler. Yanıtımız D seçeneği gelmiş olur. Ödül sorumuz da bu. Lütfen dikkatli çözünüz. Arkadaşlar Eko kitabımızdan bakın sizler de takip edebilirsiniz. Burada fonksiyon türleriyle ilgili testler var. Bunları açıp çözmeniz gerekiyor. Tabii ki önce benim soru çözümümü bir izleyin. Bir taktikleri kapın. Ondan sonra buradaki müthiş soruları siz kendiniz de zaten çözebilirsiniz. Hadi başlayalım zaman kaybetmeden. Sorumuzda diyor ki A kümesinden B kümesine tanımlanan fonksiyonlardan kaç tanesi f1 eşittir d şartını sağlayan birebir fonksiyonlardandır diyor. Şimdi bir dakika. Birebir olabilmesi için buradaki her elemanın görüntüsünün farklı olması gerekiyor. Şart bu. Peki acaba bu şartı sağlayan kaç tane birebir fonksiyon vardır? Arkadaşlar zaten birin D'ye gittiğini sizler de görüyorsunuz. O halde D artık bizim için gitmiştir. Birebir olabilmesi için artık 2 3 4'ün D dışındaki elemanlara gitmesi gerekiyor. Peki 2'yi yönlendirebileceğimiz kaç tane eleman kaldı? Bravo 4 tane eleman kaldı. O zaman 4 yazarız, çarpı deriz. Ondan sonra mesela 2'yi diyelim ki şuraya yönlendirdiniz. A'ya diyelim ki. A da D artık dolmuş oluyor. 3'ün gidebileceği 3 tane eleman kaldı çarpı 3 üç diyorum. 3'ü de mesela E'ye yönlendirdik. Artık şunlar dolduğu için şöyle yapalım. 4'ün gidebileceği 2 tane seçenek kaldı. Çarpı 2 dersiniz ve bunlar arkadaşlar çarpılırsa 24 geleceği için bu şartı sağlayan tam 24 tane birebir fonksiyon vardır diyebiliriz. Peki size bir soru sormak istiyorum bununla alakalı. Burada bu şartı falan boş verin siz. Kaç tane birebir fonksiyon tanımlanabilir? Siz bana onu bir söylesenize. Bu şartı boş verin diyorum tekrardan. Kaç tane birebir fonksiyon tanımlanır? Bu yorumlara bir yazısın bakalım. Bir görelim isterseniz. Devam ettik. Reel sayılarda tanımla f fonksiyonu için bakın parçalı bir fonksiyon vermişler değil mi? Bu fonksiyonla ilgili hangisi doğrudur? Derslerde size dedim ki parçalı fonksiyon nedir? Arkadaşlar tanım kümesinin alt aralıklarında tavır değiştiren fonksiyondur. Şimdi kontrole başlıyorum. F0, F1 toplamı 3'tür demiş. Öncelikle F0'ı şöyle bulacaksınız. Bir kere X yerine 0 yazacaksınız ya. 0 nereye aittir? Bakın aha da buraya aittir. O zaman bunun sonucu 2'ymiş. Şak diye 2'yi bastınız. Sonra F1'e geliyorsunuz. Bir sayısı hangi koşulu sağlıyor? Bu koşulu sağlıyor tabii ki. O zaman burada x yerine 1 yazacaksınız. x yerine 1 yazılsa 2 gelir. Bunları toplarsanız 4 sonucunu buluyorsunuz. 3'tür dediği için bu yanlış oluyor. Örten fonksiyondur demiş. Şimdi hemen şöyle düşünüyorum. Bakın Eksi 1 bizim için kritik nokta arkadaşlar. 1 de kritik nokta. Dolayısıyla bu fonksiyonu şöyle göz kararı bir çizmeye çalışalım. Eksi 1'den önce parabol olarak davranıyor. Şöyle yapabilirsiniz. Eksi 1 ile 1 arasında sabit olarak davranıyor. 2'ye eşitmiş. Bu arada burada x yerine eksi 1 yazınca 2 çıktığı için 2'nin hizasından devam etmekte bir sakınca yok. Şöyle devam edebiliriz. Şu şekilde. Yani bunun yerden yüksekliği 2 birim gibi düşünebilirsiniz. Geldik buna. Bakın bu da 2'yi veriyor. Ve doğrusal fonksiyon. Yani 1'in sağ tarafına doğrusal olarak ilerleyecek. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın burası x artı 1 bizim için. Burası y eşittir 2. Burası da x kare artı 1 oluyor. Şimdi bu fonksiyona kimse örten diyemez. Çünkü bakın dikkat ederseniz buradaki parçayı örtemedi. Kısacası bu fonksiyonların sonu hiçbir zaman arkadaşlar 2'den küçük neticeler vermez bize. O zaman örten fonksiyondur diyemiyoruz. Neden örten diyemiyoruz? Çünkü reel sayıdan tamamını kaplamadı. Mesela şöyle söyleyeyim size. Sıfır sayısına eşit bir ifade bulabilir misiniz burada? Hadi bulalım bakalım. Bunu sıfır eşitle x eksi 1 çıkıyor. Eksi 1 yok ki burada. Bunu sıfıra zaten eşitlemiyorsun. Bunu sıfır eşitlersen uygun x değeri getiremezsin reel sayı olarak. Dolayısıyla sıfır bile örtülmediği için bu fonksiyonu örten diyemeyiz. F 0 pardon fa a eşittir 3 şartını sağlayan iki tane a sayısı vardır. Sevgili arkadaşlar 3'e eşit olabilmesi için bir değerin bakın burası zaten 2'nin hizası. 3'ün hizasından şu çizgiyi çektiniz mi? Evet hocam. E, o zaman burada dikkat ederseniz iki tane yerde kestiğiniz için grafiği F eşittir 3 şartını sağlayan 2 tane A sayısı vardır diyebilirsiniz. Hemen bunları size bulmak istiyorum. Bakın şunu 3'e eşitlediniz. Buradan x yerine 2 geldi. 2 buraya uygun. Bir tane A sayısı budur. Bunu 3'e eşitlerseniz arkadaşlar x kare eşittir 2 çıkacağı için x eşittir artı eksi kök 2 çıkar. Eksi kök 2'yi biz alacağız. Dolayısıyla bir tane de A değeri buradan da 2 tane A sayısı vardır. Doğru. Birebir fonksiyondur. Hayır. Birebir olabilmesi için bu fonksiyonda farklı elemanların görüntülerinin farklı olması gerekiyor. Burada dikkat ederseniz eğer şuradaki elemanla buradaki elemanın görüntüsü bize aynı sayıyı vermiş. Dolayısıyla birebir olamaz. Keza arkadaşlar bakın x yerine 0 da alsanız 1 bölü 2 de alsanız hep 2 ile karşılaşıyorsunuz. O yüzden farklı elemanlar farklı yere gitmediği için bu yanlış. Görüntü kümesi reel sayılardır demiş. Arkadaşlar görüntü kümesi 2'den sonsuza kadar olan kısımdır. Yani şöyle yapmamız gerekiyordu. Anlaştık mı? Yanıtımız burada C seçeneği oluyor. Nihat öğretmen eş büyüklükteki kartlara aşağıdaki fonksiyonları yazmıştır diyor. Süper. Daha sonra bu kartlara özdeş olan boş bir kartın üzerine x'e bağlı bir fonksiyon yazarak bu kartlarla beraber torbaya atmıştır. Bu torbadan çekilen bir kartın üzerinde yazan fonksiyonun tek olmama olasılığı 4 bölü 5 olduğuna göre sonradan yazılan kartın üzerinde aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi yazılmış olabilir? Sevgili arkadaşlar sonradan yazılı kartın üzerinde şöyle bir fx var. Biz bunu bilmiyoruz. Şimdi hemen bunların tekliğini çiftliğini inceleyelim. Bakın mutlak değer x fonksiyonu şu şekilde çizilir ve bu fonksiyon y eksenine göre simetrik olduğu için çifttir. x kare zaten Allah'ın emri değil mi? x küp eksi 1. x küp eksi 1 arkadaşlar x küp kendi başına tektir. Fakat bir sayısı kendi başına çift olduğu için tek ve çifti işleme sokarsanız bunu size konu anlatımında söyledim. Hiçbir şey elde edemezsiniz. Ne tek ne çift olacaktı bu. Buna geldim. Tabii ki bunun yanında x üzeri sıfır olduğu için iki tane çift fonksiyonu birleştirirseniz toplama e, ya da çıkarma yaparsanız çift ile karşılaşırsınız. Şimdi sıkı dur. Ben buradaki boş karta ne yazarsam çektiğim kartta tek olmama olasılığı 4 bölü 5 olur. Arkadaşlar tek olmama demek çift olmak ne tek ne çift olmak her ikisinde sağlamak demektir. He, o zaman biz burada diğer ihtimalleri demek ki 4 bölü 5'i elde edebilmek için diğer ihtimalleri de söz konusu. Yani benim bu kartımın üzerinde kesinlikle ve kesinlikle tek bir fonksiyon yazmalı. Nasıl yani? Şöyle çift tek ne tek ne çift ve ikisi de diyelim. Burada tek olmam olasılığı 4 bölü 5 diyor ya. İşte şunların adedinin 4 tane olması gerekiyor ki toplam 5 tane kart olduğu için 4 bölü 5 olasılığını yakalayabilirim. O zaman bunların adedinin 4 tane olabilmesi için zaten görüyorsunuz siz de arkadaşlar bunların adedi 4 tane. Yani şuradaki boştaki kartımızda kesinlikle tek fonksiyon yazmak zorunda. Peki bunlardan hangisi tek fonksiyon acaba? Bir bakalım. Bu fonksiyon şuradaki gibi düşünebilir. Ne tek ne çifttir. Bu fonksiyon iki tane tekin birleşkesi olduğu için, birleşim olduğu için daha doğrusu e, tek fonksiyondur. Bu fonksiyon her ikisi dedir arkadaşlar. Eğer buraya sıfır sayısını yazarsanız 5 beş bölü 5'i elde edersiniz. Yani 1'i elde edersiniz. Olmaz. Bu fonksiyon zaten çift bir fonksiyondur. Bu da çift bir fonksiyondur. O yüzden cevabımız burada B seçeneği olacaktı. F birim G sabit fonksiyondur demiş. Eşitliklerini vermiş. Buna göre bunun eşitini bulmaya çalışacağız. Şimdi şöyle düşünüyorum. Birim fonksiyon içi dışı bir fonksiyondur. Şimdi siz fx artı a ifadesini x artı a'ya eşit derseniz bu fonksiyona birim fonksiyon dersiniz. O zaman biz bunu x artı a yapmaya çalışacağız. Yani şurayı x yapmaya Burayı da A yapmaya çalışacağız. Sevgili arkadaşlar buranın X olabilmesi için A'yı kaç seçmem gerekiyor? 2 seçmem gerekiyor. Peki A'yı 2 seçersem 3A-B eksi eşittir. A'yı eşit olacağı için daha doğrusu eşittir A olduğu için A'yı 2 seçtiğime göre 6-B eşittir 2 oluyor. Ve B buradan 4 geliyor. Tamamdır A yerine 2 yazacağım. B yerine 4 yazacağım. Sıra geldi buna. Sabit fonksiyonlarda X, Mix yoktur. Dolayısıyla burasının 0 olması gerekiyor. Peki 2B-C eşittir 0 olsun istiyorsun. 2B C'ye eşittir. B'yi 4 bulduğunuza göre C'de 8 olacaktır diyebiliriz. Peki şimdi gelelim buraya. F G A diyor. A'yı ben kaç buldum? 2 buldum. Şöyle yazalım. B ile A'yı topla diyor. B ile A'yı toplarsak burası 6 olur. Arkadaşlar F1'in fonksiyon olduğu için içi dışı birdir. Yani iç tarafı buysa dış tarafı da aynı şeydir. O zaman bunu bulacaksınız. G2'yi bulmak için elbette ki yukarıya çıkıyoruz. Sabit fonksiyon. E sabit fonksiyonda X olmuyordu. GX'in sizler de görüyorsunuz ki eşiti C. C ile 8 bulduğuma göre o zaman GX 8'e eşittir. GX 8'e eşitse bu da 8'dir zaten. 8 artı 6'dan 14'ü getirmiş oluyoruz. Evet bu dersin ödüllü sorusu da bu şekilde. Çözümleri yorumlara bekliyoruz. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Tonguç Kampüs'ten herkese merhabalar. Haftanın soru çözümü ile karşınızdayız arkadaşlar. Hafta içi hangi dersimize çalışmıştık? Kuantum sayıları üzerine konuşmuştuk. Şimdi geldik onun sorularını çözeceğiz. Ardından da ödüllü sorusunun da cevabını yapıştıracağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim ve etütümüzü başlatalım. İlk sorumuzda bize diyor ki atomda yer alan bir elektron için aşağıdaki kuantum sayılarından hangisi kullanılabilir? Arkadaşlar şu kuantum sayılarını bir hatırlayalım. İhtimallerimiz nelerdi? Şimdi dört tane kuantum sayımız vardı. En baş kuantum sayısıydı bize katman sayısını söylüyordu. Yani elektronun hangi katmanda yer aldığını gösteriyordu. L sayısı açısal momentum kuantum sayısıydı ve Elektronun bulunduğu orbital türünü bize belirtiyordu. S, P, D ve F orbitallerinden hangisinde olduğunu belirtiyordu. L eşittir 0, S orbitali demekti. L eşittir 1, P orbitali demekti. L eğer 2 ise burada D orbitallerinden bahsediyorduk. Ve L eşittir 3 diyorsa F orbitallerinden bahsediyorduk. İşte buna baktığımız zaman hangi orbitalden bahsettiğimiz ortaya çıkıyordu. Ve L sayısını belirlerken de şunu söylüyorduk. Diyorduk ki L sayısı sıfırdan e, başlar ve en eksi 1'e kadar olan sayılar alabilir. Bunun dışında herhangi bir sayı alması mümkün değildir herhangi bir katman için. Emre geldiğimiz zaman manyetik kuantum sayısı dedi. Bu da Alt orbital sayısını veriyordu bize ve şöyle buluyorduk. ML dediğimiz sayı eksi L'den sıfırda dahil olmak üzere artı L'ye kadar olan bütün sayılar alıyordu. Yani mesela S orbitallerinde sadece sıfır olduğu için bir tanecik olabiliyordu. L eşittir 1 ise eksi 1 sıfır ve 1 olabiliyordu ya da L eşittir 2 ise eksi 2 eksi 1 sıfır 1 2 şeklinde alabiliyordu. Değerleri bunlar oluyordu. MS sayısı yani spin kuantum sayısı da bize elektronun dönüş yönünü veriyordu. Artı 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2 olabiliyordu. Tek ihtimalimiz bunlardı. Şimdi şıkları tek tek inceleyecek olursak bu kurallar çerçevesinde. N eşittir 1. Bir? Yani birinci katmanda yer alan bir elektrondan bahsediyorsak. L eşittir 1 olabiliyor mu arkadaşlar? Bizim kuralımız ne diyor? Bak e, sıfırdan n eksi 1'e kadar gidebiliyor. Yani n eksi 1 sıfır. Dolayısıyla birinci katmanda sadece ve sadece L değeri sıfır sayısını alabiliyordu. Yani S orbitalinden başka orbital yer alamıyordu. Dolayısıyla bu mümkün değil. O zaman A şıkkını eleyebiliriz. N eşittir 2. Iki? Bak ikinci katmanda yer alacak ve L eşittir 1 olacak. Kuralımız uyuyor mu? Sıfırdan n eksi 1'e kadar olan sayılar arasında mı 1? Evet. Yani bu aslında neyi gösteriyor bize? L eşittir biri demek ki P orbitallerinden birindeymiş. Peki M sayısı kaç olabiliyordu? L sayısına bakıyorduk. Eksi L'den artı L'ye kadar gidiyordu. Yani e, L sayımız 1 olduğu için. Eksi 1, sıfır, artı bir bunlardan herhangi biri oluyordu. Burada da herhangi bir sorunumuz yok. MS sayısı zaten eksi 1 ya da artı 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2 olabiliyor. Burada da herhangi bir sorun yok. Dolayısıyla B aslında bizim cevabımız bulduk. Ama devam edelim. 3. katmanda bak N eşittir 3 Üç de 3. katmanda L eşittir 2 de yani D orbitalinde bulunabilir mi? Hemen kuralımıza gidelim. L sayısı 0'dan en eksi 1'e kadar gidebiliyordu 2 en eksi 1 değerleri arasında. Yani 3. katmanda 2, 1 ya da 0 olabiliyordu bunlar arasında. Burada herhangi bir sorun yok ama manyetik kuantum sayısına geldiğimiz zaman bak eksi 3 vermiş. Biz ne diyoruz peki? Emel sayısı L eşittir 2 için eksi 2 eksi 1 0 1 ya da 2 olabilir. Eksi 3 olması mümkün değil. Dolayısıyla bunu da silebiliriz. N eşittir 4. Dördüncü katmanın L eşittir 0 orbitallerinde. Yani S orbitallerinden bahsediyorsak. Dördüncü katmanda S orbitalleri var. Mümkün. Çünkü eğer N eşittir 4 ise e, bu kaç olabiliyor? 0, 1, 2 veya 3 olabiliyor. Bütün orbital türleri burada mümkündür. Peki ML eşittir artı 1 olabiliyor mu? Bu kuralı gene aksi durumu oluşmuş oluyor. Çünkü L eşittir 0 ise de sadece 0 olabiliyor. Yani sadece S orbitallerinde bir tane orbital yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu şıkkı da eledik. Beşinci katmanın L eşittir 1'inde yani P orbitalinde Eksi 2 ml sayısına sahip bir e, orbital olabilir mi? Bakıyoruz arkadaşlar böyle bir şey mümkün değil. Çünkü L eşittir 1 ise eksi 1 sıfır veya 1 olabilir diyorduk. Bu da gitti. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğinde oldu. Sadece bu mümkündür. Yani bu diğerlerinde gördüğümüz durum neydi? Bak açık adres olduğunu söylemiştik. Bize bir e, sokaktaki numaraları vermiş. Numaralar 30'a kadar geliyor ama burası 40 numaralı daireyi bize gösteriyor. Böyle bir şey mümkün değil tabii ki. Bir diğer sorumuz bize ne demiş peki? Aşağıdaki taneciklerden hangisinin davranışı bor atom modeli kullanılarak açıklanabilir? Bor atom modelinin sınırlılıklarından bahsederken demiştik ki bor sadece tek elektronlu tanecikleri açıklayabiliyordu. İkinci bir elektron işin içerisine girdiği zaman bor burada gümlüyordu açıklayamıyordu. Dolayısıyla bakmamız gereken ne olacak? Buradaki elektron sayıları olacak. Onları belirlediğimiz zaman e, bir olanı bor açıklayabilir diyeceğiz. Her yuma bakıyoruz. Nötr halde iki tane protonu var. O zaman elektron sayısı ikidir. Bak bor bunu açıklayamaz. Tek elektronlu olmak zorundaydı. Lityum üç tane protonu var. Artı bir yüklü elektron sayısı ikidir. Dolayısıyla bunu da açıklayamaz. Buraya baktık. Berilyum dört tane protonu var. Eksi bir yüklüyse beş tane elektronu vardır. Bunu da açıklayamaz. Bora geldik. 5 tane proton var. Artı 4 yüklü olması ne demek oluyor? 4 tane elektron vermiş olması demek oluyor. Yani elektron sayısı 1'miş. Bak bor bunu açıklayabilir işte. Karbona geldik. 6 tane protonu var. Artı 2 yüklüyse bu 2 elektron verdiğini gösteriyor. Demek ki 4 tane elektronu varmış. O zaman bunu da açıklayamaz. Dolayısıyla borun açıklayabileceği tek taneciğimiz var. O da bordur. Yani e, D şıkkındadır. Bizim cevabımız tek elektronlu olduğu için. Geçelim bir diğer sorumuza magnezyum atomunda ne eşittir? iki baş kuantum sayısına sahip bir elektron ile ilgili. Bak hemen şurayı bir hatırlayalım. Ne eşittir? iki ne demek? Demek ki bunun ikinci katmanından bahsediyoruz. Burada yer alan bir elektronla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Açısal momentum kuantum sayısı L eşittir 2 olabilir diyor. Şimdi N eşittir 2 ise L için ihtimallerimiz neler? Hemen onları bir sıralayın bakalım. Nereye kadar geliyordu? Sıfırdan başlayıp en eksi kadar gidiyordu. Yani sıfır olabilir. Bir olabilir. iki olabilir mi? Ne eşittir? İki ise en fazla alabileceği bir olur. Dolayısıyla bu katmanda sadece S ve P orbitalleri vardır diyeceğiz. Devam edelim. Açısal momentum kuantum sayısı L eşittir 2 olabilir diyor bakıyoruz. 2 olma ihtimali yok. Bunu eledik. Manyetik kuantum sayısı ML eşittir sıfır olabilir. ML için ne dedik? ML için e, eksi L'den artı L'ye kadar gidiyor. Bak şimdi eğer burası L eşittir sıfır değerinden bahsediyorsak yani S orbitalinden bahsediyorsak ML sadece olsa olsa sıfır olabiliyor. Ama P orbital ihtimali de var. Yani L'nin bir olma ihtimali var. Bu durumda ML sayısı ne olabiliyor? Eksi bir olabiliyor. Sıfır olabiliyor. Bir olabiliyor dedik. Dolayısıyla ML eşittir sıfır olabilir mi? Her iki ihtimalde de bu mümkündür. Dolayısıyla bu doğru bir ifade. Spin kuantum sayısı MS artı 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2 olabiliyordu. Zaten iki tane ihtimal vardı. Dolayısıyla bu da gayet mümkündür. Dolayısıyla cevabımız ikinci ve üçüncü seçenekler yani D şıkkı bizim doğru sonucumuzdur arkadaşlar. Şimdi gelelim ödüllü sorumuzu da çözmeden bırakmayalım tabii ki. Ne demişti ee, ödülü sorunuz bize. Bir atomun belirli bir katmanında yer alan bir elektronun bulunduğu orbital türünü belirten kuantum sayısı nedir? Bak şimdi hemen bir şunu yakalayalım. Orbital türünü bize ne söylüyordu? Ne? Yani baş kuantum sayısı katmanı söylüyordu. Hangi katmanda yer aldığını? L. Yani açısal momentum kuantum sayısı. Tabii ki bu cevabımız bizim. Momentum kuantum sayısı ...semboliyle L sayısı orbitalin türünü söylüyordu. S'de mi, P'de mi, D'de mi yoksa F'de mi olduğunu... ML sayısı yani manyetik kuantum sayısı alt orbital sayısını veriyordu. Bu orbital türünde kaç tane orbital yer aldığını söylüyordu. Spin kuantum sayısı yani ms sayısı da e, bu elektronun dönüş yönünü bize söylüyordu. O artı 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2 oluyordu. Aşağıdaki taneciklerden hangisi küresel simetri özelliğine sahip değildir demiş bize arkadaşlar. Şimdi küresel simetriyi şöyle bir hatırlayalım ne demiştik. Elektron dizilimini yazdığımız zaman en yüksek enerji... Orbitallerde yani en sonda kalan orbitallerdeki e, bütün orbitaller tam dolu veya bütün orbitaller yarı doluysa küresel simetri vardı. Dolayısıyla daha da kararlı hale gelmişlerdi. O zaman hangileri küresel simetriktir diyorsak elektron dizimlerini yazmamız gerekiyor. X için bakacak olursak 1s2, 2s2, 2p6 bak 15 tane olması gerekiyor. Onu burada dolayısıyla 3s2 diyeceğiz, 3p3 diyeceğiz. Elektron dizimimiz bu şekilde. Yani en son katman... P orbitalleriyle bitiyormuş. Ve burada 3 tane orbital olduğunu biliyoruz P'den bahsettiğimiz için. Bunların üçü de yarı dolu dolayısıyla küresel simetriye sahip. B'ye bakalım 24. Bak demiştik ki 24 ve 29'u gördüğümüz zaman şöyle bir afallamamız lazım. Orada kesinlikle küresel simetri vardır. Bu yüzden zaten elektron dizilimi değişiyordu. Hemen hatırlayalım. 24 olduğu zaman ne oluyordu? 1S2 şöyle düzeltelim. 2S2 2P6, 3S2, 3P6 şeklinde geliyordu. Ardından beklentimiz ne? 4S2 ve 3D4 şeklinde bitmesi ama bu küresel simetriye uygun hale gelebilmek için 4S1 ve 3D5 şeklinde elektron dizilimini tamamlıyor. O yüzden küresel simetriye sahip oluyor. Aynı şekilde 29'dan bahsediyorsak bu defada ne oluyordu arkadaşlar? Burası aynen geliyor. <laughs> 4S1 oluyor. 4S1'deki hani elektronlardan birisi 3D'ye zıpladığı için burayı 3D10'a çeviriyor. Böylece de D orbitalleri tam dolu hale gelmiş oluyor. Yani burada da küresel simetri var. Z25 diyorsa hemen onun için elektron dizlimimizi tamamlayalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 buraya kadar arkadaşlar 18 oluyor. Bak 18'i tamamladık. Ardından ne gelmesi gerekiyor? 4c2 gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla 20'yi tamamladık. Burası 25 olduğuna göre, ardından gelecek 3d orbitallerinde 5 tane elektron yer alacak. Dolayısıyla buradaki 5 tane alt orbitalin 3 5'i de e, ta, yarı doludur. Dolayısıyla küresel simetriye uygundur diyeceğiz. Zaten bir tane ihtimalimiz kaldı. Hemen onu da değerlendirmeye alalım o zaman. Bize ne diyor? 27 elektron dizilimini bir yapalım bakalım. T27 dediğimiz zaman Bak 1s2 2s2 2p6 artık ezberden burayı yazabiliriz. 3p6 dedik. Sonrasında 4s2 gelecek. Bak burası 20. 27 olabilmesi için 3d7 olması gerekiyor. E buradaki 1 2 3 4 5 tane orbital değerlendirdiğimiz zaman ne demek oluyor? Demek ki e, önce beşi tam dolmuş ardından ikisi beşi yarı dolmuş ardından ikisi tam dolmuş. iki tane tam dolu üç tane yarı dolu orbital var. Dolayısıyla burada küresel simetri falan yok. Cevabımız tabii ki D seçeneğinde oldu. Bize diyor ki temel halde 8 tane tam dolu orbitali bulunan bir atom ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hemen bir elektron dizilimini yazalım bakalım bu atomla ilgili bilgilerimiz neler? Aslında bütün şifre bu elektron diziliminde geçerli. Şimdi Tam e, dolu 8 tane e, orbitali kovalamak için şöyle yazalım. 1s2 bak. Bir tane tam dolu orbital burada. Ardından 2s2 yazacağız. Şimdi bir tane tam dolu orbital de buradan gelecek. Ardından 2p orbitalleri var. Burada 3 tane orbital var. Şimdi bunların 3'ünü de tam doldurduğumuz zaman yani 2p6 yazdığımız zaman e, toplamda 5 tane tam dolu orbital olacak. Devam edelim. 3. katmana geçtik. 3 S2 yazdığımız zaman bir tane daha tam dolu orbital gelecek buradan. Toplamda ne oldu? 6 oldu. Bizim 8 tane tam dolu orbitali ihtiyacımız var. Sonrasında 3 P orbitalleri geliyor. Bak P orbitallerinde 3 tane var dedik. Ve toplamda bunların ikisinin tam dolu olması gerekiyor ki 8 tane tam dolu elektron e, orbital olabilsin. Bunun mümkün olabilmesi için Hund kuralı bize ne diyordu? Bunun da yarı dolu olması gerekiyor. Önce tamamı yarı doluyordu. Ondan sonra... E, tam dolular ortaya çıkıyordu. Bu da yarı dolu olmak zorunda başka çaresi yok zaten. E başka devamı da gelemez bunun. Demek ki bizim elektron dizilimimiz bu şekildeymiş. 1s2 2s2 2p6 3s2 ve 3p5 şeklindeymiş. Burada 5 tane elektron yer aldığı için dolayısıyla bu atom mesela X atomundan bahsediyorsak atom numarası kaç olmak zorunda? Toplamda bak kaç oldu? 10 12 5 de buradan geldi. 17 tane elektron yer aldı. Demek ki atom numarası 17'ymiş. Yani birinci ifademiz gayet doğruymuş. Yarı dolu orbitali yoktur diye burada bulduk biz zaten bir tane yarı dolu orbital var. Dolayısıyla bu ifademiz yanlışmış. Küresel simetri özelliğine sahiptir. Küresel simetri özelliğine sahip olabilmesi için son orbitallerin yani en yüksek enerji orbitallerin ya tamamı yarı dolu olacak ya da tamamı tam dolu olacak. Bakıyoruz burada küresel simetri falan yok. İki tanesi tam dolu bir tanesi yarı dolu ya üçü de yarı dolu olacaktı ya da üçü de tam dolu olacaktı ki küresel simetri olsun. Yani sadece birinci ifademiz doğruymuş dolayısıyla cevabımız A seçeneğindeymiş dedik. O zaman geçelim bir diğer sorumuza. 3P, 3D, 4S, 4P ve 4D orbitallerinin enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi buradaki önceliğimiz şu olacaktı. N artı L sayısına bakacaktık. N artı L sayısı büyük olan enerjisi büyük oluyordu. Eğer eşitlik varsa da N sayısına bakıyorduk. İkinci durum bu oluyordu. Şimdi ayrı ayrı değerlendirecek olursak bak 3P ile başlayalım. 3P 3D pardon 3D 4S 4P ve 4D orbitalleri bizim değerlendireceklerimiz. Şimdi N artı L sayısı 3P orbitali için ne olacak? 3 artı 1'den 4 olacak. N sayısı da 3. 3D orbitalinden bahsediyorsak 3 artı 2'den 5 olacak. N sayısı 3. 4 orbitalinden bahsediyorsak 4 artı 0'dan 4'müş ne artı l sayısı? N sayısı 4. 4 p orbitalinden bahsediyorsak 4 artı 1'den 5. Baş kuantum sayımız 4. 4 artı 2'den burası 6. Baş kuantum sayımız yine 4. Şimdi bunları belirlediğimize göre artık bakacağımız ne olacak? Öncelikle N artı L sayısı büyük olan en büyük enerji seviyesinde olacak. Yani 4D'nin en büyük olması gerektiğini biliyoruz. Ardından 5 olanları kıyaslayalım. 3D ve 4P orbitalleri. Bak ikisi de 5. Sonrasında bunlar gelecek ama öncelikli olarak e, hangisinin baş kuantum sayısı daha büyükse onun enerjisi daha büyüktür diyeceğiz. Yani burada 4P gelecek ve ardından 3D gelecek. E, ardından bu ikisini kıyaslayacak olursak N artı L değerleri birbirine eşit olduğu için N sayısı büyük olan daha büyükmüş. Yani 4S büyüktür. E, 3P şeklindeymiş. Dizilmemiz bu şekilde olmalıymış. 4D ile başlayacak ardından 4P ile devam edecek. E sonrasında 3D gelecek yani cevabımız C seçeneğindeki gibi olacak. O zaman. Ödüllü sorumuzu da cevaplandırmadan bırakmayalım tabii ki. Hemen konu anlatımımızın içerisinde bundan bahsetmiştik. Birçoğunuz da güzel güzel cevaplar vermişti zaten. Elementlerin hangileri temel halde küresel simetriktir diye sormuştu. Bunun için arkadaşlar defalarca çözdük zaten. Elektron dizimini yazmamız yeterli. 1s2 2s2 2p6 10 taneyi burada yazdığımız zaman sadece 3 S2 kalıyor. S ile bitiyorsa kesinlikle küresel simetriktir diyorduk arkadaşlar. Çünkü ya S1 ile bitecek ya S2 ile bitecek ya yarı dolu olacak ya tam da olacak başka çaresi yok. Alüminyuma gelecek olursak 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 ve ardından 3 P1 gelecek ki 13 olabilsin. Dolayısıyla P1 ile bitiyorsa küresel simetriden tabii ki bahsedemiyoruz. P ile bitiyorsa ya P3 olacak ya P6 olacak ki küresel simetri vardır diyebiliriz. Silisyuma bakalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 gelecek. Ardından 3P2 gelecek ki silisyum olsun. P2 ile bittiği için burada da küresel simetri tabii ki yok. P'ye geldiğimizde yani fosfora geldiğimiz zaman aynı şekilde elektron dizilimini yazdığımız zaman burada 3P3 ile bittiğini görüyoruz arkadaşlar. 15 olabilmesi için. 3P3 ile bittiğine göre demek ki P orbitalinde yani şu 3 tane P orbitalinin 3'ü de yarı dolu durumdadır. Dolayısıyla burada küresel simetri vardır. Cevabımız bu nedenle 1 ve 4 şeklindedir. 2 ve 3 de küresel simetri falan yoktur. O zaman arkadaşlar hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Nöronların yapısı videosunun soru çözümleriyle birlikteyiz. Hemen başlayalım. Aşağıda verilenlerden hangisi sinir sisteminin gerçekleştirdiği görevlerden biri? değildir diyor. İç organların çalışmasını düzenlemek tabii ki sinir sisteminin gerçekleştirdiği görevlerden bir tanesi olacak. İç ve dış çevreden gelen uyarıları algılamak da yine sinir sisteminin görevi. Dış çevremden gelen bir sıcaklık değişimi ya da mekanik bir etki de olabilir. İçeriden salgılanan bir hormon da yine sinir sistemi tarafından algılanacak. Hücreler için gerekli besinleri sentezlemek hadi oradan. Bir kere insanların herhangi bir hücresi besin sentez. Diyemez ki biz heterotrof yani besini dışarıdan hazır olan olarak alan canlılarız. İç ve dış çevreden gelen uyartıları algılayıp cevap oluşturmak zaten sinir sistemin işi dedik. Salgı bezlerinin düzenli çalışmasına sağlamak da tabii ki sinirlerin götürdüğü emirlerle gerçekleşecektir. Sinir doku ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Diğer sorumuz sinir doku tabii ki homoestesinin yani kararlı iç dengenin korunmasını sağlayacak. Sinir dokuda uyartı iletimini yapan özelleşmiş sinir hücrelerimiz yani nöronlarımız vardı. Bir de glia adını verdiğimiz yardımcı hücrelerimiz vardı. Bazıları e, savunmada görevliydi. Bazıları miyelin kılıp oluşmasında görevliydi. Şivan hücreleri oligodendrositler ependim hücre hücreleri glia hücrelerine örnekti. O zaman bu da bizim için doğru. Tüm hücrelerinin mitoz bölünme hızı yüksektir. Kural olarak e, sinir hücrelerinin çok büyük bir kısmında sentrozom organeli yok. Sentrozom organeli olmadığı için bunlar bölünme yeteneği olmayan hücrelerdir. Yani ben anne karnındayken embriyonik dönemdeyken bunlar bölünebiliyorlardı. Sonra ben doğunca bölünme yeteneklerini kaybettiler. Ölene kadar aynı hücreyle yaşamaya devam ediyorum. Uyartıları alma, değerlendirme ve iletme özelliğine tabii ki sinir sistemi, sinir doku sahiptir. Hangileri doğrudur dediği için de cevabımız 1, 2 ve 4 şeklinde oldu diyeyim gençler. Diğer bir sorumuza da geçiyorum. Çevresel sinir sistemi nöronlarında aksonların etrafını sararak miyelin kılıf üreten glia hücresi hangi seçenekte verilmiş? Özellikle üstünde durdum en meşhur konuda çok fazla derecede karşımıza çıkacak olan kimdi? Şivan hücreleriydi. Aslında burada oligodentrositler ve şivan hücreleri miyelin kılıf oluşturan glia hücreleriydi. Oligodentrositler merkezi sinir sistemi hücrelerinde miyelin kılıf oluşturuyordu. Şivan hücreleri ise çevresel sinir sisteminde miyelin kılıf oluşmasını sağlıyordu. Buradan da diğer bir sorumuza geçerek bitirmiş olayım. Aşağıda bir nörona ait şekil verilmiştir. Şekilde gösterilen numaralandırılmış yapılarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Nörona baktığımız zaman bir hücre gövdesi bir de hücre gövdesinden çıkan kısa uzantılar uzun uzantı olacaktı. Kısa ve çok sayıdaki uzantıya tabii ki dentrit ismini veriyorduk. Doğru göstermiş. Baktığım zaman 2 ile gösterilen kısmın neresi olması lazım? Hücre gövdesi olması lazım. Unutma bunlar gayet çekirdekli, golgili, ereli, mitokondrili hücre gövdesine sahipler. 3 ile gösterilen şey miyelin kılıflardı. Miyelin kılıfların... Ee, kesintiye uğradığı bölgelere de Ranvier boğum ismini veriyorduk. Akson dediğimiz kısım şurasıydı. Aksonun sonlandığı noktalarda tabii ki akson ucu olacaktı. O zaman 2 ile gösterdiği yer akson değil. Neresidir gençler? Hücre gövdesi dediğimiz kısımdır. Diğer bir sorumuza da bakıyorum. Aşağıdaki tabloda bazı nöronlar ve görevleri verilmiştir. Nöron çeşidi ve görevi karşısına verilmiş. Buna göre belirtilen nöronlar ve görevleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir diyor. Duyu nöron, ara nöron, motor nöron yerleştirmeyi yaparız ama ben küçük bir hatırlatma yapacağım. Bir de üstüne bir şey konuşalım istiyorum. Bizim uyartıları alan özelleşmiş hücrelerimiz vardı. Neydi bunların adı? Reseptör. Foto reseptör, mekano reseptör, kemo reseptör gibi reseptör çeşitlerimiz var. Tadı algılıyor, ışığı algılıyor, mekanik etkiyi algılıyor. Reseptör algıladıktan sonra kime verecekti? Duyun nörona verecekti. Duyun nöron aldıklarını nereye götürecek? Merkezi sinir sistemine. Merkezi sinir sisteminde bu değerlendirilecek ara nöron merkezi sinir sisteminde görev yapacak. Sonra cevap kiminle iletilecekti? Motor nöronlarla. Motor nöronlarla iletildiği zaman iletilen yer de bizim için artık efektör organ. Yani iğne batmıştır oradaki kasa gidiyorsundur efektör organ orasıdır. Burası sıcaktır içeriden bir hormon salgılanacaktır. İçerideki hormon salgılanan kısım efektör organ olur diyeyim gençler. Duyu nörona baktığımız zaman duyu organlarından veya diğer organlardan gelen uyartıları merkezi sinir sistemine taşıyan duyu nöronlar olacak. O zaman A'nın 1'e gitmesi lazım. Ara nöron merkezi sinir sisteminden aldığı cevabı tepki verilecek organa taşıyanın motor nöronu olması lazım. O zaman C'nin 2'ye gitmesi lazım. Ara nöron ise merkezi sinir sisteminde bulunarak motor ve duyu nöronları arasındaki bağlantıyı sağlayacak. O zaman cevabımız da B'ye düşmüş oldu diyeyim. Nöronlarda impuls iletimi ya hep ya hiç prensibi videomuzla ilgili sorular hemen başlıyorum. Impuls oluşumu ve iletimi ile ilgili yukarıda verilen açıklamalardan hangisi doğrudur diyor. Hangileri doğrudur diyor. Bakıyorum iç ve dış çevreden gelen uyarıların sinir hücrelerinde oluşturdukları değişimlere tabii ki impuls uyartı ismini veriyorduk. Eşik değerin altındaki uyarılara karşı miyelinsiz nöronlar impuls oluşturur. Hadi oradan. Hangi nöron olursa olsun eşik değerin altındaki herhangi bir uyarıya karşı impuls oluşmazdı. Ya hep ya hiç prensibinin hiç kısmı bununla alakalıydı gitti. Impuls iletimi sırasında enerji harcanır diyor. Evet impuls iletimi sırasında sodyum potasyumlar görev yapıyor. Aktif taşıma yapıyorsun, kapı açıyorsun. ATP tabii ki harcıyorsun hatta o yüzden sinir hücrelerindeki mitokondri sayısı fazladır enerji tüketimi fazla olan hücreler oldukları için impuls iletimi sırasında nöron zar potansiyeli tabii ki değişecektir elektriksel yük değişimi meydana gelecektir hangileri doğrudur dediğine göre de cevabımız 1 3 ve 4 yani E seçeneğini düşmüş olduk. Diğer bir sorumada bakıyorum. Yukarıda verilen grafikte bir nöronda uyarı şiddetine bağlı olarak aksiyon potansiyelinde meydana gelen değişimler gösterilmiş. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir diyor. A ve B uyarılarının şiddeti eşik değerin altındadır. Bakıyorum A ve B uyarıları impuls oluşmasını sağlamamış. Impuls oluşmasını sağlamadığına göre bunlar eşik değerin tabii ki altındalar. Eşik değerde veya üstünde olan C ile başlıyor. F uyarısının iletim hızı D uyarısının iletim hızından fazladır. Sakın düşme. F'nin şiddeti fazla diye hızı da fazla olacak diye bir şey yok. Videoda ne anlattım? Dedim ki gelsem senin ağzını burnunu kırsam, sana ufacık bir dokunsam, sana tekme tokat atsam senin bunu merkezi sinir sistemine iletme hızında bir farklılık yok. Bir otobüs durağında omzumuza da dokunsa, gelip yumruk da atsa aynı sürede merkezi sinir sistemine e, taşınıyor. Şiddet farklı bir şekilde algılanıyordu. Nöronda eşiklerin altındaki uyarılar tabii ki değişikliğe neden olmaz. Evet bunu da görebiliyorum. Eşik değerin altındaki e, uyarılar değişikliğe neden olmamış. Hangileri yapılabilir dediği için cevabımız da 1 ve 3 oldu. Diğer bir soruma da geçiyorum. Bir nörondaki aksonun sinaptik ucu nöron olmaz tabi. Nörondaki aksonun sinaptik ucu başka bir nöronun hücre gövdesine salgı bezine ya da kasa bağlanır. Bağlantı yapılan bölgelere ne ismini veriyorduk? Sinaps ismini veriyorduk. Sinapslarda iletim neyle gerçekleşiyordu? Nörotransmitter maddelerle. Bu nörotransmitter maddelerde asetilkolin, dopamin, nöroadrenalin gibi maddeler olabilirdi. Bunlar egzostozda bırakılıyordu ve orada yayılımları gerçekleşiyordu. Diğer soruma geçiyorum. Aşağıda verilen grafikte bir nörona farklı zamanlarda gönderilen dört farklı uyarı gösterilmiş. Buna göre numaralandırılmış uyarılardan hangileri nöronda aksiyon potansiyelinin değişmesine neden olur sanki bir şey yazmış aksiyon potansiyelinin değişmesi deyince aksiyon potansiyeli ne ki o nasıl değişecek ki gibi düşme. Yani zar yükü değişsin, yani impuls oluştursun diyor. Kısaca yazmamışız. Buna göre numaralandırmış ruya'lardan hangileri nöronda impuls oluşturur dememişiz de aksiyon potansiyelinin değişmesine demişiz. Aynı şey. Eşik değer ve üzerindekiler impuls oluşturur. Eşik değerin üzeri, eşik değer, eşik değerin üzeri yani 1, 2 ve 4 tabii ki taşınacaktır. 3 eşik değerin altında kaldığı için impuls olarak taşınmayacak tır diyeyim gençler. Diğer bir soruma da hemen geçmiş olayım. Bir nöronda impulsun iletim yolunda özelliklerinden hangilerinin olması impuls iletim hızını arttırır diyor. Bakıyorum üniversite sınavında dediğim gibi çıktı. Akson çapı ne kadar geniş olursa impuls iletimi de o kadar hızlı olacaktır. O zaman akson çapının geniş olması tabii ki impulsun iletim hızını arttıracak. Ranvier boğum sayısına fazla olması. Ranvier boğumlarda sıçramalı bir iletim gerçekleşiyor. Boğum sayısı ne kadar fazla olursa o kadar fazla sıçrama yapacaksın demektir. Bu da yavaşlatır. Bir nöronda diyor ya şöyle hayal et. Şurası dendritler Burası akson. Şunun iki tane miyelin kılıfı var. Şöyle yazdım. Kaç tane Ranvier boğum meydana geldi o zaman 2 tane 2 kere zıplayacak iş bitecek birebir aynı nörondan bahsediyoruz. Şurası akson olsun. Ama şöyle miyelin kılıflar çok kesinti uğramışlar. Çok kesinti uğramışlar. Çok kesinti uğramışlar. Ranvier boğum sayısı artınca çok sıçrama yapacağı için birebir aynı uzunlukta bahsediyoruz. E, i̇letim daha yavaşlıyor. Ranvier boğum sayısının fazla olması istediğimiz bir şey değil. Miyelin kılıf bulunması tabii ki iletimi 10 katı kadar daha arttıracak. Sinaps sayısının fazla olması diye bir şeyden de bahsedemeyiz. Bir nöronda sinaps nasıl bulunsun ki? Anca bir sinir iletim yolunda deseydi sinapslardan bahsedebilirdik. İmpuls iletim hızını arttırır dediğine göre de cevabımız 1 ve 3. Yani A oldu diyeyim gençler. Sinir sisteminin bölümleri 1 videosunun soru çözümleriyle birlikteyiz. Hızlıca sorularımıza tabii ki geçiş yapıyorum. Aşağıda verilenlerden hangisi hipotalamus tarafından gerçekleştirilen olaylardan değildir diyor. Hipotalamus dediğimiz zaman kan basıncı ve kalp atım hızının tabii ki ayarlanmasını sağlıyordu. Vücut sıcaklığının ayarlanmasında da görev yapıyordu. Titremeyi gerekirse terlemeyi sağlayacak olan da yine hipotalamustu. Hormon üreterek hipofiz bezinin çalışmasını tabii ki kontrol edecek. Duyu organlarından gelen uyartıları sınıflandırmak hipotalamusun değil talamusun göreviydi. Kelimeler birbirine benziyor diye karıştırmayın. Talamus sınıflandırıldıktan sınıflandırdıktan sonra değerlendirmek üzere uç beyin beyin kabuğuna gönderiyordu. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasının düzenlenmesi de tabii ki hipotalamusun görevleri arasında yer alacak. Aşağıda beynin bölümleri numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre numaralar ile ilgili beyin bölümü eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi bir ile gösterdiğimiz kısım ön beyin ön de uç beyin dediğimiz kısmıdır o zaman uç beyinlere işaretlemiş olduk 2'nin neresi olduğunu çıkartamadın hadi ben bakınca orta beyin olduğunu gördüm ama ya başka bir şey olabilir mi diye şüpheye düştüysen şu dallanmış ensedeki ağacın beyincik olduğunu hemen çıkartabilirsin beyincik bu taraf olduğuna göre tabii ki 2 ile gösterilen kısım orta beyin dediğimiz kısım olacak gençler hemen diğer soruma da bakıyorum. Aşağıda verilenlerden hangisinin kontrolünü sağlayan bölge uç beyin yani ön beynin kısmında yer almaz diyor. Ön beyine baktığımız zaman bilinçli yapılan davranışlardan sorumluydu. Duyu organlarından gelenlerin değerlendirilmesi burada gerçekleştiriyordu. Zeka, hafıza, öğrenme zaten bunlar bilinçli yapılan davranışlardır. Burası tarafından gerçekleştiriliyor. Okuma bilinçli yapılır, konuşma bilinçli yapıları, öğrenme, zeka, hafıza bunlar uç beyne aittir. Vücudun dengede durması ise daha farklı yapı ların görev yaptığı ee, bir olaydır ki söyleyeyim beyincik vücudumuzun dengede durmasında görev yapan yapılar arasında yer alacak mesela. Beyin dıştan içe doğru sert zar örümceksiz zar ince zar yapılarıyla örtülüdür. Bu zarlara meningez zarları adı verilir. Örümceksiz zar ile ince zar arasında da beyin omurilik sıvısı dediğimiz bir sıvı bulunuyor. Bir hikaye anlatmış. Meningez zarları ve boz sıvısıyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Boz ve sert zar omuriliği darbelere karşı korur. Düşündüğün zaman beyin omurilik sıvısı tabii ki e, beyni darbelere karşı koruyacak. Sert zar da tabii ki zardır. Beyni korumak, omuriliği korumak görevidir. İnce zar bol miktarda kan damarı içererek beynin beslenmesini sağlar. İnce zar en altta olan zardı. Beynin tüm girinti ve çıkıntılarına ulaşıyordu. Bol miktarda kan damarı içeriyordu. Bunu da aldım. Beyin omurilik sıvısı merkezi sinir sisteminin iyon dengesinin düzenlenmesinde görevliydi. Bol nöronlarda uyartı iletim arttırır diye bir bilgi vermedik. Uyartı iletim hızına e, etkisi yoktur. Şey gibi düşünme dadımın dadısına gitme bu konuda. İyon dengesini sağlarsa, iyonlar da güzel olursa, sinirler de şöyle olursa uyartı daha hızlı iletilebilir gibi düşünme. İyon konsantrasyonu sağlıyor, beslenmeyi sağlıyor, savunmayı, darbelere karşı korunmayı sağlıyor olarak düşünmen yeterli. Hangileri doğrudur? 1, 2 ve 3 şeklinde oldu diyeyim gençler. Bu da benim son sorummuş. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Selam gençler. Haftanın soru çözümüyle beraberiz. Konumuzu anlattık. Şimdi sorulara bakalım. En son ben dersin sonunda bir ödülü soru vermiştim. Öncelikle ödülü sorunun çözümünü yaparak başlayacağım. size de tabii alt tarafı yorumlara attınız. Ama bakalım çözen var, çözemeyen var. Nasıl yapmamız gerekiyordu? Şimdi bu üç boyutlu ko kartezyen koordinat sisteminde biraz takılıyoruz ama hiç korkulacak bir durum değil. Bakın öncelikle şu üç boyut ne demek? X ekseni şu şekilde. Bakın X ekseni böyle. Y ekseni böyle. Z ekseni şöyle çiziyoruz. Bu şekilde değil. Çünkü fizikte biz bunu sıkça kullanacağız. Sen matematikte falan da kullanacaksın. Buradaki Z ekseni dediğimiz bakın böyle görüyor musun? Yani üç boyutlu koordinat sistemi dediğimiz bu demek arkadaşlar. Öncelikle onu bir bileceksiniz. Peki burada vermişsin ve k vektörünün e, bitiş koordinatları yani şuranın koordinatları nedir diyor. Milli eğitim kitabında da bunlar olduğu için karşımıza çıkar. Bunlar önemli bizim için. Bak gayet basit. X ekseninde kaça gelmiş bu? 3'e gelmiş. Y ekseninde 5'e gelmiş. Z ekseninde de 4'e gelmiş. O zaman şimdi ben buradaki k vektörünü yazarken e, ne yazarım? Önce x sonra y sonra z'yi yazdığım için bu şekilde yazdığım için. X ekseni bakın kaç? 3 virgül. Y ekseni kaç? 5 virgül. Z eksenine kaç? 4. O zaman işte 3, 5, 4 olmuş olacak. 3, 5, 4 ise o zaman cevabımız bakın bursa olacaktır. Peki o zaman gelelim farklı farklı soru tarzlarında ben şimdi çözüp biraz daha mevzuyu bir pekiştirmek istiyorum. Şimdi bakalım şurada demişiz ki şurada vektörler vermişim bakın hangisi yanlıştır diyorum. Şimdi birinci A aşkına bakalım. A vektörü eşittir 2B vektörüdür demiş. Bakalım şimdi A vektörü eşittir 2B vektörü müdür arkadaşlar? Yani B vektörünü 2 ile çarpınca şöyle bir vektörle şöyle yapayım istersen. B vektörü bir birim ya. Şunu 2 ile çarpınca bakın 1, 2 ne olur? Şöyle 2 birim olur. 2 B vektörü. Bakın 2 B vektörü budur. Peki bunda bu aynı vektör mü? Yeri farklı olabilir de biliyorsunuz. Boyları aynıysa ve yönü de aynıysa sıkıntı yok. Demek ki bu doğru. Yanlış arıyorum ben burada. D vektörü eksi 2 E vektörü müdür? Eksi 2 E vektörü bakın nasıl olur? E vektörünü dikkat edin. Hem ters çevirmem gerekiyor hem de 2 ile çarpmam gerekiyor. Yani eksi 2 e vektörü görüyor musun? Bak işte bu şekilde olur. E peki d vektörü ile eksi 2 e vektörü aynı mı? Aynı olmuş oldu. C vektörünün 1 bölü 3'ü b vektörü müdür diyor. Bakalım şimdi c vektörü görüyorsun 3 birim. Peki 1 bir bölü 3'ü ne demektir? Yani 1 bölü 3 deyince bakın. Yani şöyle 3'e bölmüş olacağım. 1 bölü 3 c vektörü olacak. Peki bu b vektörü mü eşit? Bak şimdi dikkat ediyor musun? Bak bu da o zaman doğru olmuş oldu. A vektörü C vektörünün 2 bölü 3'ün m eşit. Peki 2 bölü 3'ünü nasıl bulacağım? Buraya özellikle koydum ki bunu. Çünkü bu 2 bölü 3'ü falan kavramları karıştırabiliyoruz. Şimdi bak şöyle düşün. C vektörün boyu ne kadar? 3 birim. Yani şuranın boyu 3 birimse 3 birimse bunu çarptığımız zaman ne olacak? 2 birimlik bir vektör olacak. Görüyor musun? Yani C vektörünü arkadaşlar 2 bölü 3 ile çarpmak demek. 2 bölü 3 ile çarpmak demek. Nereye göstereyim? Şurada bir yere göstereyim. Şöyle 2 birim olacak. Görüyor musun? Şurası ne olacak? Yani 2C bölü 3 olmuş olacak. Ee, özür dilerim 2C bölü 3'tü. Yani evet 2C bölü 3 vektörü. O zaman kime eşittir diyor. A vektörüne eşittir diyor. Eşit mi? Gördüğün gibi bu eşit. B vektörü E vektörüne eşittir diyor. Bakalım B vektörü arkadaşlar. Evet boy olarak eşit. Bak şöyle olsaydı. Şunun yanında bak şöyle iki tane çizgi olsaydı bak görüyor musun? Yani bu boy anlamına gelir. B'nin boyuna kadar 1. E'nin boyuna kadar 1. Ama burada yanında çizgiler olmadığı için bunun boyunun aynı ama yönünün de aynı olması gerekirdi. O zaman cevabımız bakın yanlış olan E olacak. Devam edelim. Şimdi biraz birkaç zorlu bir soru koydum ben buraya. Şimdi biraz matematiği de açıkçası içeriyor. İşin içine matematik de biraz giriyor açıkçası. Şimdi burada görüyorsun vektörler vermişiz. Bunlardan hangi ikisi aynı doğrultudadır diyor. Bakın aynı yöndedir demiyor. Aynı doğrultudadır. Ben şimdi vektörlerin o konu altında da bahsetmiştim. Doğrultu demek. Doğrultu demek bakın ne demektir burada? Paralellik demektir bakın. Paralel. Yani iki tane vektörün bakın boyu aynı olmasına gerek yok. Yönleri de aynı olmasına gerek yok arkadaşlar. Doğrultuları yani paralel demek doğrultuları aynı demektir. Şimdi peki burada ben doğrultuları nasıl bulacağım? Biraz açıkçası e, matematiği burada kullanırsak arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyeyim. Şurada bakın bir koordinat sistemimiz varsa. Mesela A şıkkını A'yı koyarsam ben burada 3'e 4 diyor ya şöyle bir vektör yani şöyle bir vektörse bakın şurası 3 burası da 4 ise doğrultuları aynı ne demektir? Paralellik. Paralellik ne demektir? Açıları ayrı. Yani bunların tanjant alfaları bakın tanjant alfaları arkadaşlar eşittir. Diyeceksiniz belki hocam bir dakika tanjant alfayı nereden girdik? Ama şimdi burada e, sonuçta bunun açısını bakın tanjant alfasını ben nasıl bulurum arkadaşlar? tanjant alfayı nasıl bulurum? Dikey bölü yataydır. Kaçtır? Dik 4 bölü 3. Yani ne yapıyorum? Y'yi x'e bölüyorum. O zaman şimdi bunların y'den x'e böleceğim. A'dan başlıyorum bakın. A'nın e, kaç çıkıyor? Eğimi kaç çıkıyor arkadaşlar? 4 bölü 3. B'nin eğimine çıkıyor bakın. Önce y'yi yazacağım için 3 bölü 4. C'nin eğimine çıkıyor. 4 bölü yani eksi 4 bölü 3. D'nin eğimi D'nin eğimi eksi 3 bölü 4. Ve e'nin eğimi de e vektörün eğimi de bakın eksi eksiye bölümü artı 3 bölü 4. Ne de bakın paralel olması için bunları paralel olması için e, yönlerin yani eksi çok da önemli değil yani bizim eğim bizim için önemli. O zaman bakalım şimdi 4 bölü 3 var arkadaşlar. A ve C, A ve C, diğerleri 3 bölü 4 görüyor musunuz? Yani şuradaki B, D ve E birbirine paralel ve şuradaki A ve D de birbirine paralel. O zaman hangilerinin doğrultuları aynıdır diyorsa bakın neyi bulmuş oldum ben burada? Şu D değil değil mi? Şu D 3 bölü 4, şu 4 bölü 3, 4 bölü 3. Şunları alacağız arkadaşlar. Şimdi bakın burada o zaman doğrultuları aynı olan kim var? A ve C var. O zaman cevabımız bakın A şıkkı olacak. E peki hocam B ve E'ninki de aynı ama üçünü de alması lazım. Bakın yani B 3 bölü 4, D de bakın 3 bölü 4, E de 3 bölü 4. Yani üçlü alması lazım. Üçlü almadığı için ikisi. Yani sonuç olarak soruyu toparlarsa bakın. A ile C'nin doğrultusu aynı ve B, D, E'nin doğrultusu aynı. Yani üçünü de alması gerekiyordu ki cevaplarda öyle bir şey olabilsin. Peki bir de şu soruya bakalım. Biraz daha uzun ve karışık bir soru gibi görünüyor ama biraz dediğim gibi şu koordinat sistemi işin içine giriyor. Burada bakın arkadaşlar X1 koordinatı ve X2 koordinatını vermiş. Yani konum vektörü diyoruz. Biz bunu hareketle de zaten detaylı bir şekilde yapacağız. Ve şimdi burada bana hangileri doğrudur demişim. Şimdi bakalım beraber. X1 konum vektörünün büyüklüğü arkadaşlar 13'tür diyor. Peki ben böyle bir vektörün boyunu nasıl bulacağım? Hani bu vektörün bakın şu e, X1 vektörüne dikkat ederseniz X1 vektörünün koordinat nedir? 12 13'tür. O zaman siz şöyle yani X1 vektörünün bakın boyu olduğunu ifade etmek için yanına iki tane çizgi atıyoruz. Ne yapacaksınız? 12'nin karesi artı 5'in karesinin kare kökünden bakın yapacaksınız. Yani bir nevi Pisagor'dan yapmanız gerekiyor sizin bunu. Ama şöyle de yapabilirsiniz. Pratik olarak hani 3 4 5 üçgeni var, Pisagor'da biliyorsunuz. 5 12 13 üçgeni var. E şimdi burası bakın 5 12 ise hemen bunu boyunu pratik olarak sen 13'ten de bulabilirsin. Ama bunu hatırlamıyorsan şuradaki Pisagor'dan da yapsan zaten burası ne çıkacaktır? Bak 13 çıkacaktır. Peki bunun boyuna kadar bu da 5 12 bakın bu da 13. Bu da 13. Peki şunun boyunu nasıl bulabiliriz? Gene hatırlıyor musun matematikte doğru analitiği vardı hani iki nokta arasındaki uzaklık. Nasıl yaparız onu? Yani şuradaki delta x'in uzaklığı nasıl buluruz? x'i 12, x'i 5 ise 12'den 5'i çıkartıyorum nedir? 7. 7'nin karesi artı. Yine burada 5'ten 12'yi çıkartıyorum. Eksi 7 ama mutlak değer olarak alıyoruz sonuçta. Bu da 7'nin karesinin kareköküdür bakın. E o zaman buradan da ne çıkar? Eşittir. 7 kök 2 çıkar. 7 kök 2 çıkar bakın. Bakalım şimdi ne demiş? X1 vektörü 13'tür diyor. Evet öyle bulduk. A ve C vektörleri arasındaki uzaklık yani A ve C noktaları arasındaki uzaklık yani x 2'nin boyu diyor. 13 bu da doğru. Delta x yer değişilmesini ne bulduk? Onu da bakın 7 kök 2 olarak bulmuş olduk. şimdi öncelikle dersin sonunda verdiğim ödül sorunun çözümünü bir yapayım. Siz de tabii yorumlara atıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben de oradan bakıyorum ne yazmışsınız ne yapmışsınız. Bazıları iyi şeyler yazıyor bazıları kötü şeyler yazıyor. Aklınıza gelen yazın arkadaşlar. Ben de alt taraftan zaten bakıyorum nedir yani öğrenciler ne düşünüyorlar ne yapıyorlar. Ben de derslerini ona göre yönlendirmeye çalışıyorum. Peki ne demişiz bakın doğrultuları birbirine dik. Yani soruyu bazen detaylarını dikkatli okumadığınızı düşünüyorum. Oralarda bazen sıkıntı yaşıyoruz. Peki doğrultuları birbirine dik ne demek? Peki doğrultuları birbirine dik ne demek arkadaşlar? Diyelim ki A vektörü mesela birbirine dik olan iki vektörün toplamı. E, diyelim ki X vektörü şöyle yapalım X vektörü. Bu da Y vektörü olsun. Yani doğrultuları bir dik demek bu demek. Bakın biri bu tarafa biri bu tarafa doğru. Arada 90 derece var. Bunların toplamının büyüklüğü. Yani toplama ne demektir? Bunları ucuca eklemek demektir. Yani şu. Bakın x vektörüyle x vektörünün ucuna ne yaparsanız y vektörünü eklersiniz. Ve şuradaki bileşke vektörü de işte şu şekilde bulursunuz. Başlangıçtan bitişe doğru. Bu nedir? X artı Y vektörüdür. Yani biz buna da ne demişiz? Bakın A vektörü demişiz. Peki bir de bana ne diyor? Bunların farkı diyor. Yani farkı ne demektir? X eksi y demektir. Şöyle yapacaksın o zaman. X vektörü gene burada. Bakın bu sefer bunu ucuna neye eklemen lazım? Eksi y'ye eklemen lazım. Biliyor musun? Eksi y'ye eklediğin zaman e, bileşke vektörümüz ne, ne, çıkar arkadaşlar? Şu çıkar. Yani bu da nedir? Bakın. X eksi y vektörüdür. Buna da ne demiş? B demiş. Şimdi söyle bana bakalım. Bu A ve B'nin boyları hakkında ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Boylar hakkında ne söyleyebiliriz? Bakın şunlar birbirine eşit olduğuna göre bu da birbirine eşit olduğuna göre bunun boyunu nasıl buluruz? X kare artı y kare yani Pisagor'dan bulursun. Bu da x ve y'nin Pisagor'dan bulunması. Bu da x ve y'nin. eksi y yani olması boyunu etkilemez. Sadece yönünü etkiler ama bu bana burada büyüklükleri dediği için. O zaman bakın buradan cevabımız ne olacak? Bir olacak. Bir diyen arkadaşları kutluyorum bundan. Bir diyenler doğru cevap verdiler. Peki şimdi biraz daha farklı sorularla biraz daha ufkumuzu açalım mı? Bakayım ne tarz sorular var? Ne tarz işlemler var? Hani bazıları diyor ki hocam ben bunları biliyorum. Bakın ben ne biliyorum diyenler gördüm. Yani biliyorum diyor. Çocuk önüne soru bakısını veriyorum. O yüzden biliyorum diye bir şey yok. Her tarz soruyu dinleyeceğiz, yapacağız, bileceğiz. Ancak sen bunları dinlersen ne bileyim şu işte bu çözdükten sonra veya ee, bir iki soru bankasından daha çözdükten sonra arkadaşlar tam olarak konu o zaman bitmiştir. En az bir konuyu bakın bir dersi en az iki soru bankasından tamamladığınız zaman konu anca bitmiştir. Hani 3 soru 4 soru bankası olduğu zaman belki daha da mükemmele doğru çıkabiliriz. Bakalım şimdi bu işlemin sonucu kaçtır demiyor. Kaç tane k vektörünün büyüklüğüdür diyor. Peki yapalım şimdi. Biliyorsunuz vektörlerin bileşkesini alırken arkadaşlar sıra önemli değildi. Şimdi ben bunları ucuca ekleyeceğim ama iş biraz tabii alan biraz karışacak. O zaman şunları bir yakala bak. Soruda şunlar varsa yakala. Şimdi L vektörü ile N vektörü görüyor musun? Bak zıt. İki tane zıt vektörün bileşkesi nedir? Bakın ikisi de iki tane zıt vektörün bileşkesi arkadaşlar. Birbirini götürür sıfırdır. O zaman burada bakın L ile N olduğuna göre bak şuradaki L ve N vektörleri olduğuna göre bunlar da zıt olduğuna göre e bunlar zaten birbirini götürecek. Bunları hiç işin içine katmama gerek yok. Peki ne yapacağım o zaman ben? M ile eksi K bölü 2'yi yapacağım. Yani M'yi alayım. O zaman bak M vektörü zaten burada var. Ne yapıyorduk? Kalemi kaldırmadan eksi K bölü 2. Yani K 4 birim ya bir kere bunu yarıya indireceksin. Bir de ters çevireceksin. Yani şöyle. 2 birim görüyor musun? Bak eksi ne oldu? K bölü 2 oldu. Peki bileşkeyi ben nasıl alırım? Başlangıç noktasına bakın. Bitiş noktasına doğru görüyor musunuz? Bitiş noktasına doğru alırım. İşte burada ne oldu arkadaşlar? Benim bileşkem oldu. Boyu da ne kadar bunun? 2 birim mi? Ne yapmış olduk yani? Buradan M vektörü bakın L ve N vektörü arkadaşlar birimi götürdü. M vektörü diyoruz. M vektörü eksi K bölü 2 diyoruz. Bunu da aldık ve bu tarafa doğru getirdik. Ee, sonucu kaç K büyüklüğündedir diyor. Bakın K ne kadar? 4 birim. Şöyle yazalım 4 birim. Birim birleşke ne kadar çıktı? 2 birim çıktı. O zaman cevap arkadaşlar 1 bölü 2 olacak. Yani 1 bölü 2 K büyüklüğündedir olacak. Devam edelim bakın farklı farklı sorularla olayı götürelim. Şimdi bu soruyu da çok önemsediğim için bu soru çok önemli bir durum var. Çok fazla karşına çıkıyor ve sen bunu hep hata yapıyorsun. Hep hata yapıyorsun. Burada bir sıkıntı var. O da ne biliyor musun? Şu. Biz şimdi bunu harekette ve kuvvet konusunda da anlatıyoruz. Bir de vektör konusunda anlatıyoruz. Ne biliyor musun? İşte şu. Senin sorunun içinde dikkatini çekmeyen küçücük bir kelime. Bunu dikkat etmediğin için soruyu çözemiyorsun. Bakın bir cisim arkadaşlar sabit hızlıysa, bir cisim sabit hızlıysa ya da duruyorsa, ya da duruyorsa arkadaşlar bu ne demektir Biliyorsun Cisme etki eden net kuvvet ya da diğer bir deyişle bileşik kuvvet arkadaşlar eşittir sıfır olmalıdır. Yani bir cisim duruyorsa tamam bunu biliyorsun. Diyorsun ki hocam evet net kuvvet sıfırdır. Yani net kuvvetin sıfır olması ne demek? Sağa doğru 10 Newton çekiyorsun. Sola doğru da 10 Newton çekecek. Ama sabit hız kelimesini görmüyorsun bak sorun içinde. Ben 25 yıldır arkadaşlar bu işi yapıyorum. Sabit hız kelimesini bak sorun içinde görmüyorsun. Sabit hız deyince denir duruyor gibi alıyoruz. Yani net kuvveti sıfır almamız gerekiyor. O zaman sabit hızla ilerlemesi için, yani net kuvvetin sıfır olması için, bileş kuvvetin sıfır olması için hangisi yapılmalıdır? Hangisi yapılmalıdır diyor. Şu an arkadaşlar bunların ucu eklersek bunların bileşkesi sıfır değil. F1'i iki katına çıkartmak diyor. F1'i iki katına çıkartırsak e, olur mu acaba? Bir bakalım şimdi. Şimdi şöyle yapalım. E, F2 ile F4'ü bakın. Şuradaki F2 ile F4'ü ucu eklersem yani şurası F4 F4'de uçuyacak bakın ne çıkıyor, şu çıkıyor. Yani bir tane daha F3 çıkıyor. E burada bir F3 var, e bir de bunlardan bir F3 geliyor. O zaman burada iki tane vektör varsa bakın burada da iki tane olması lazım. Yani F2'nin iki katına çıkması lazım. O zaman bakın bu oldu, bu olur. Yani şunu yapıp tekrar uçuyacak eklerseniz sıfır çıkar. Peki F3'ü ters çevirmek diyor bakalım. F3'ü ters çevirirsek arkadaşlar olur mu? E ama başlangıçta zaten şöyle söyleyeyim, F2 ve F4'ün bileşkesi. Şöyle bir yazalım biz, şöyle f1 artı f2 artı f3 artı f4 vektörleri var. Şu anda bunların birleşkesi sıfır değil. Ve hangisi tek başına yapılırsa diyor. Bu da önemli. Bazen beraber yapılmasını istiyor. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Buradaki f2 ile f4'ün bileşkesi arkadaşlar, f2 ile f4'ün bileşkesi zaten f3'e eşit. F3'e eşit. E ben f3'ü ters çevirirsem. Yani f3'ü eksi f3 yaparsam evet şu 3'ü götürür ama ne olur? Gene f1 kalır. O zaman burası olmaz. F4'ü kaldırma diyor ama sadece sadece f4'ü kaldırırsan buradaki f2'yi ne yapacaksın? F2 olmaz. Gene ucuza ekleyince olmuyor. F2'yi kaldırıp evet F 4ü de ters çevirmek. Bakın yani gene şu doğrultuda bir kuvvet olmuş oluyor. Yani şu F1 ile F3 F4'ü yok edemez. Bu da olmaz. E şimdi eğer sen bunları çocuklar hızlı bir şekilde düşünemezsek ne yapacağız? Her bir işlemi yapıp tekrar bir daha ucucu eklemek lazım. Ona göre bulmak lazım. Burada ne oldu? Yalnız bir numara sağladı. Demek ki bu soruda senin anladığın en önemli durum nedir biliyor musun? Sabit hız lafını duyuyorsan demek ki cismin net kuvvetin sıfır olması lazım. Peki Görüyorsunuz burada arkadaşlar gene ucu ucu kuvvetler eklenmiş ve bunlardan ne diyor bakın. <laughs> Hepsinin büyüklüğü bakın neymiş F'miş. Bu kuvvetlerden hangisi çıkartılırsa birini kaldırıp atacağız. Kaldırıp atacağız. Geri kalan kuvvetlerin bileşkesi 2F olacak. E bunu şimdi bir nevi deneme yanılmayla da yapabilirsin. Böyle soruları deneme yanılmada olabilir. Yani F1'i çıkartıp denersin. F2'yi çıkartıp denersin arkadaşlar. Burada tabii ki bakın ben F3'ü çıkartmam lazım. Yani yine dediğim gibi bir nevi deneme yanılmayla bunu yapmamız lazım. Peki F3'ü çıkarttığımız zaman bakın şu kuvvetlerde F3'ü buradan kaldırdığımız zaman ne oluyor? F3 kaldırınca ne oluyor? Ee, şunların sonuçta bana bileşkesini sormuyor mu? Bunların bakın arasında ne var? Artı var. Bunların eşittir ne olmasını istiyor? Bakın bana 2F olmasını istiyor. Peki 2F oluyor mu bakalım? 2F oluyor mu? F3'ü kaldırırsam şuradan başladım ya F1 bakın çizilmiş. Ucuna dikkat et F2 çizilmiş. Onun ucuna F5 çizilmiş. Ve bunların bileşkesi ne bulunmuş? Yani şuradaki F1 F2 ve F5'in bileşkesi. Bakın bunlar ne bulunmuş arkadaşlar? F4 bulunmuş. Zaten hepsi F'ti. Yani buranın sonucu ne oldu? 2 tane F4 çıktı. E, F4 de hepsi zaten F olduğu için cevap 2 çıktı. 2 F çıktı. O zaman bakın F3 çıktı. Demek ki en güzeli bu deneme yanılmayla bunu yaparsın. F1'i kaldırırsın. F2'yi kaldırırsın. Belli soruları en iyi, çok öyle yapabilirsin. Şimdi bu da çok güzel bir soru. Bak güzel bir soru. Beraber biz diyelim. Şimdi bu kuvvetlerin bileşkesi yalnız dikkat ediyor musun? Bak soruda sadece F1 var. F1 var. Buradan sana F3'ü istiyor. Yani F2 yok. Ama sıkıntı yok. Şöyle yapacağız. Sonuçta buradaki bakın arkadaşlar. R dediği şey şu değil mi? R dediği şey bileşki diyorsa F1 artı F2 artı F3. Görüyor musunuz? Bak F1, F2, F3'ün bileşkesi neymiş? R'ymiş. Tamam benim elimde bir tek F1 var ama bir de F2 var değil mi? Burada bir de F3 var. İşte o F1, F2 ve F3'ün bileşkesi burada R olduğunu söylüyor. Bakın burada R olduğunu söylüyor. Sonra da yük soruda. F2 kuvveti 2 katına çıkartılırsa diyor. Bak yapıyorum. Yani gene F1 kuvveti aynı. Ama F2 kuvveti bakın 2 katına çıkartılıyor. Artı F3 kuvveti. O zaman bileşke bakın dikkat et. ne oluyormuş? O zaman arkadaşlar R bölü 2 oluyormuş. Bak görüyor musun? Aynen matematikteki gibi bir işlem yapacaksın sen burada. Şöyle yani. Hani bunları A artı B artı C şudur. işte A eksi B budur deyince sen hani taraf tarafa toplarsın. Eksiyle çarparsın ya. Aynen onu sen fizikte de yapabiliyorsun. Şöyle şu yukarıya bakın eksiyle çarpsam ne olur? Eksiyle çarpsam hepsinin önüne bir eksi gelir mi? Topla taraf tarafa ne oluyor? O zaman F1'ler gidiyor. F3'ler de gidiyor tabi eksi olduğunu düşünürsem. Şunlar da gidince bakın burada ne kalıyor? F2 kalıyor. Peki şunu eksiyle çarptığım için eksi R burası da R bölü 2. Cevapları çıkar arkadaşlar. Eksi R bölü 2 çıkmaz mı? Ha bakın ben burada neyi bulmuş oldum biliyor musunuz? zaman? f 2 bulmuş oldum dikkat et. F2'nin ne olduğunu bulmuş oldum. Demek ki F2 neymiş arkadaşlar? Eksi R bölü 2'ymiş. O zaman şöyle yapalım. Bakın F1 vektörü bu. F1 vektörü bu. F2 de eksi R bölü 2. Yani onu ters çevir. Bir birim olarak. Bakın burası da ne olmuş oldu o zaman? F2. Bunun ucuna da ne eklersem şu çıkar. Değil mi? Ne eklersem bu çıkar. O zaman arkadaşlar bakın F3'ün de. Bak dikkat edin. F3'ün de demek ki şöyle olması lazım ki. İşte şu bileşkiye bakın buraya koyduğumuzda bu şekilde olsun. İşte bu soruyu da bence bir daha geriye alıp bir izlemen lazım. Bana F3 bunlardan hangisi diyor görüyor musun? Bak F3 o zaman ne oldu? 2 <laughs> numara olmuş oldu. Güzel bir soru bak nasıl çözdüğüme dikkat et. Bir daha geriye al bir daha bizle ee, olayı iyice bir halledelim istiyorum. Peki bu da arkadaşlar gene e, milliyetimde hani son yıllarda koyduğu bir soru tarzı diyeyim. Ve böyle bir şey de çıkabilir. Şimdi biz koordinat sisteminin bak şöyle olmasına alışığız. Yani x ve y koordinat sisteminin şöyle olmasına alışız Ve burada bir vektör verdiği zaman sana mesela böyle bir f vektörü verdiği zaman ben bunu nasıl bileşenlere ayırıyorum? Bakın hemen pratik olarak şöyle yapıyorum ya aslında farkında olmadan bir şey yapıyorum aslında ben burada. Bak sonra ne diyorum? İşte bu diyorum fx'tir diyorum. Bu da diyorum ki fy'dir diyorum. Burada farkında olmadan şunu yapıyorum aslında. Ben bunun ucundan bak şu nokta noktayı çizerken buna paralel çiziyorum aslında şuradan çizerken de buna paralel çiziyorum. Görüyor musun? O zaman ben burada da bu işlemi yapacağım. Şurada biraz daha belirginleştireyim ben bunu. Şurada bakın bir e, numaralı koordinat bu. iki numaralı koordinat da bu. Yani benim x, y koordinat sistemim her zaman böyle olmayabilirmiş. Bak böyle de olabilirmiş. Peki ne yapacağım ben? Paralel çizeceğim. Yani şu okun ucuna bak. F kuvvetin ucuna geliyorum bundan şu koordinata paralel çizeceğim. Sonra buradan da buna paralel çizeceğim. Görüyor musun? O zaman şöyle yani. Bak şunu önce paralel çiziyorum. Dikkat et şöyle. Ya yani şuradaki nokta noktayı böyle çiziyorum. Sonra buna paralel çiziyorum. Bak şöyle. İşte böyle. Sonra bunları işte şöyle bir vektör haline getiriyorum. Görüyor musun? İşte bu. İşte böyle. İşte bu şekilde bir koordinat sistemi çizebilirim. Yani şurası neymiş bakın. Burası F1'miş. Şurası neymiş? Bu da bakın F2'ymiş diyeceğiz. Peki F1'in boyuna kadar? 1, 2. Yazalım buraya. Bölü. Peki bunun boyu ne kadar? Şurası 1, şurası da 1 olduğuna göre kök 2 olmaz mı? Bu da bakın nedir? Kök 2'dir diyeceğiz. Peki 2 bölü kök 2 şıklar yok. Ne yapacağım? O zaman hemen şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz matematikte böyle bir durum yoksa yani bunu hemen kök 2 ile genişletirsin. Kaç olur orası bakın. 2 kök 2 bölü kök 2 ile kök 2'yi çarp. Kaç? Kök 4 yani 2. Onlar da birini götürüyor. Kaç oluyor arkadaşlar? Buradan kök 2 oluyor. Görüyor musun? Belli temel işlemlerde de bak bazen sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ben günde yani onlarca yüzlerce öğrenciyle çalışıyorum. Yani sınıf dersine giriyorum. Birebir ders veriyorum. Ya Allah aşkına bir öğrenci arkadaşlar artık şunu yapacak. Bak eşlerini bileceğiz. Yani hedeflerimiz büyük. Üniversitede şu bölümü kazanacağız, bunu kazanacağız diyoruz ama bazen bakıyorum çocuk eşleni bilmiyor veya köklü sayılarla ilgili işlemler, üslü sayılarla ilgili işlemleri bilme olmaz. Olmaz arkadaşlar. Bunları yapacağız, çalışacağız. İşte eksikleri ben burada geldikçe hangi matematiksel bilgi gerekiyorsa, fizik içinde ben onları da elimden geldiği kadar vermeye çalışacağım. Peki KLM vektörlerini görüyorsun. 3 tane vektör ve bu bir eşkenar yani üçgen değil mi burası? 60 60sa. Hani üçgenin iç açıları toplamı 180 olacağına göre şurası da 60 olmaz mı? Demek ki bunların boyları da bakın nedir? Eşittir. Yani şöyle yapayım. Bunun boyu A kadarsa, boyu olarak A kadarsa bunun boyu da A kadar. Bunun boyu da A kadar değil mi? Eşkeler bilgisi. <laughs> yani fark ettin mi? Biz e, fizik soruları yaparken geometriyi çok sık kullanıyoruz. Matematiği, köklü sayıları, üstlü sayıları çok sık kullanıyoruz. Ama ben e, yani gerekli bilgileri burada vermeye çalışacağım. Peki demiş ki arkadaşlar burada K artı L eksi 2 M vektörü 12'ymiş. Sen burada şöyle yapman lazım. Ne dedim? Böyle hani kare düzlemi yoksa bunları ucucu eklemeyeceksin. Hazır ucucu ekli olan vektörleri alacaksın. Şimdi buradaki vektörlere bakarsam şuraya baktığım zaman dikkat et şuradan başlanmış K vektörü çizilmiş. Ucuna L, onun ucuna da M vektörü çizilmiş ve başladığımız noktaya gelmiş. Bu şu demektir o zaman K vektörü, L vektörü ve M vektörü bakın toplamı eşittir sıfır demektir. Ben buradan bunu anlıyorum. Buradan bunu anlıyorum. Peki o zaman şuradaki şu işleme bakarsam şurası ne olmuş oluyor şu bilgiye göre? Buradan K artı L'yi yalnız bırak. At M'yi bu tarafa ne olur? K artı Şurası. Eksi M olmaz mı? Olur. Eksi M, eksi 2 M daha. Bunu bak şöyle şuraya yazayım. Eksi 3 M vektörünün boyu arkadaşlar. 3 M vektörün boyu 12 imiş. Tabi boyu olması için şöyle yapmam lazım. Mutlak değer gider. Ha demek ki buradan M vektörü. Bakın M vektörü arkadaşlar. Boyu 3'e bölersem ne olacak? 4'müş. Yani şuradaki m vektörün boyu bakın kaçmış 4'müş. E Zaten bunların boyları da aynıydı. Ha Demek ki buradaki her bir vektörün boyu bakın 4 olduğunu bulmuş olduk. Peki sonra bana diyor ki k eksi l eksi m vektörü. O zaman gene şuradan bakın çekeceğim. Buradan gene çekeceğim. Şöyle yapayım mı? E, şu l ve m'yi bu tarafa atarsam şöyle olmaz mı? K eşittir. Bakın l ve m'yi bu tarafa atarsam eksi l eksi m olur. Yani demek ki şuradaki eksi l eksi m neymiş? K'ymış. E bir k da burada var. E demek ki burası nedir? Sana şunu soruyor. 2K'nın sonucu nedir diyor. Boyu nedir diyor. Bak büyüklüğü nedir diyor. E K'nın büyüklüğü 4. 2K olması için 2 ile çarp ne olur o zaman arkadaşlar? 8 olur bakın görüyor musunuz? İşte böyle. Bu da güzel bir soruydu. Bu da güzel bir soruydu. Bunu geriye al. Gene, geriye al. Bunu bir daha izle. Peki gene e, buraya koymam gereken sorulardan bir tanesi. Kesinlikle bizim bilmemiz gereken sorulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. ABC vektörleri sırasıyla 3, 4, 5'miş. Şimdi şöyle diyeceğiz bakın. E bunların toplamı hangisi olamaz diyor. Yani ben bunun maksimum ve minimum değerini bulmam gerekiyor. Şimdi şöyle arkadaşlar. iki tane vektör olsa mesela sadece 3 ve 4 birim olsa bunların bakın bileşkesinin maksimum değeri nedir? Maksimum değeri ucu çektiğiniz zaman aynı yönü ise toplarım 7 olur. Peki bunun minimum değeri nedir dersek minimum değeri de çıkartırsın 1 olur. 2 tane vektör bu olur. Ama burada üç tane vektör var. O zaman bakın ilk iki vektöre bakıyorsun böyle sorularda. İkili ise bu. Yani yedi ile bir arasında. Peki bu yedi ile bir arasında derken 5 beş oluyor mu? Yani şu ilk iki vektörün şöyle söyleyelim. Bakın şurada üç birim vektör var. Şurada da dört var. İşte burada bir yerde de beş var. Yönlerini bilmiyoruz. Şimdi bak şöyle yapıyorum. Dikkat et. Şuradaki üç ile dört kaç oluyor dedik? Yedi ile bir arasında oluyor. Yani beş oluyor mu? Beş oluyor. Peki şu tarafa doğru beş olabilir mi? Olabilir. Bakın olabilir. E peki bu 5'te bunu götürebilirim, götürebilir. Demek ki şu 3 vektörün arkadaşlar üçlü toplamlarda bakın bunun minimum değeri ne olabilir? 0 olabilir. Peki maksimum değeri nasıl buluyorsun 3'ünü birden 3'ünü topluyorsun. Yani 5 3 daha 9. 3'ü ekle ne yaptı? 12 mi oldu? Maksimum değeri 12 ile 0 demek arkadaşlar. 12 e, mi oluyor? Bir daha toplayalım mı? 4 3 daha 7 12 bunların büyüklüğü demiş. Büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş bakın. Hangisi olamaz. O zaman ben şunu bir 13 mü yapayım? Şıklarda çünkü yanlışlık var. O zaman arkadaşlar 13 olamaz diyelim. Yani 0 ile 12 arasındaki çünkü her değer olabildi. Görüyor musun? Hepsi buradan olabildi. Peki bir de şuna bakacağım. Şuna bakacağım. Ve ondan sonra da zaten evet, bitireceğim. Şimdi bir de şöyle sorular var. Yani böyle K L'yi direkt veriyor ya. K, L, M'yi verip topla demiyor da. Bak burada şunu yapmayı öneriyorum. Burada mesela sizin elinde ne var? K artı L vektörü var. Başka? K artı M vektörü var. Bir de ne var? Bir de L artı M vektörü var. Peki ben bunların hepsini şimdi toplarsam hepsini toplarsam eşittir neyi bulmuş olurum? Neyi bulmuş olurum? 2K, 2L, 2M vektörünü bulmuş olurum. Toplayayım. Peki burada toplamak ne demektir fizikte? Ucuca eklemek demektir. Bak ucuca ekliyoruz. Şimdi K artı L vektörünü arkadaşlar aldım. Kalemi kaldırmadan şu vektörü ucuna eklersen bu vektörü de nasıl ekleyeceksin? Bak şuradan 3 aşağı 1 sola. 3 aşağı 1 sola. Şuradasın. Şunu ekledin. Ve sağa doğru bir birim. Bunu da ekledikten sonra başlangıçtan bitişe doğru bakın çektiğim zaman işte şu kırmızıyla yaptığım vektör nedir? Budur. Yani 2 parantezinde K, L, M'dir. E bunu 1'e indirirsem yani yarayı düşüreceğim. Şurada yazayım. İşte bu vektör bakın ne oldu? K, L, M vektörü oldu. Görüyor musunuz? Peki bende ne istiyor? K'yı istiyorum. Şimdi elimde ne var? KLM vektörü var. Bak dikkat et. KLM vektörü var. Mı? Bu. Evet. Peki L artı M vektörü var mı? Var. Eğer şuradaki L artı M vektörünü bak, bak şimdi dikkat et. K artı L artı M vektörü var. Şu. L artı M vektörü var. O da bu. Değil mi? L artı M vektörü de elimde var. Ee, şu. Ee, o zaman şundan şunu çıkartırsam, bak bundan bunu çıkartırsam ne olur? L'ler gider, M'ler gider. Peki ne elde etmiş olurum? K elde etmiş olurum. Ha demek ki ben şöyle yapacağım. Şu vektörden şuradaki bak L artı M vektörünü çıkaracağım. Yani eksiyle çarpacağım. Yukarı doğru tabii ki şöyle yaparsam o zaman şuradaki bulacağım bileşke vektörde ne olacaktır demek ki bakın. K vektörü olacaktır. Ne olmuş oldu? Yukarı doğru yani artı Y yönde İki birim oldu. Bu da bence kesinlikle geriye alıp izlenmesi gereken bir e, video, bir soru tarzı diyorum. E, dersin sonunda verdim. Ödüllü soruların çözümü yapıyorum ilk etapta biliyorsun. E, şimdi biraz daha şöyle der. E, soruyu farklı bir şekilde sormuşum. Biraz daha zor diyebileceğimiz bir soru tipi vermişim bakın burada. Şimdi soruyu beraber seninle bir irdeleyelim ve nasıl yapmamız lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? ona bakalım. Şimdi dikkat edersen soruda bana ne verilmiş? Burada bir VK vektörü verilmiş. Şuradan başlıyor dikkat edin. Biraz daha belirginleştireyim. VK vektörü verilmiş. Peki L'nin M'ye göre hızı verilmiş arkadaşlar. Ne demiştim? Şu göreyi gördüğün zaman o bakıyor demektir. Ve bağıl hareketin formülü de neydi? V bağıl eşittir bakın. V e, gözlenen gözlenen eksi V gözlemciydi. Yani gözlemciydi. Yani ne yapıyorduk? Bakanı çıkartıyorduk biz burada. Peki burada kim bakıyor? L'nin M'ye göre deyince M bakıyordur. Yani her zaman göre dediği bakıyordur. Dolayısıyla şurada yazayım istersen. Demek ki buradaki V, L, M dediği şey aslında. M'ye göre dediğine göre sen M'yi çıkartacaksın. Yani L'den M'nin çıkartılmış hali demektir. Tabii ki bunlar nedir? Hep vektörel büyüklüklerdir. Peki sonra bir de burada ne vermiş? Bunu da şu arada biraz belirginleştireyim. Biraz silik gibi çıkmış. Bu da bakın şöyle biraz daha uzun, üç bilim boyu da uzun 3 birim boyunda vektör. Peki bu da neymiş? L'nin K'ye göre diyor. Yani kim bakıyor? K bakıyor. K'yi ters çevireceksin. Yani buradaki V, L, demekte. De. E K'yi tercih edeceğiz. Yani L'den bakın K'yi çıkartmış olduk işte bu şekilde. Bunların ne demek olduğunu önce benim gibi şöyle bir yaz ki ona göre yapabilirsin. Peki neyi soruyor? K'nin M'ye göre hızını soruyor. Yani K'nin M'ye göre hızı derken arkadaşlar buna da VKM diyeyim istersen. M'ye göre, dediğine göre demek ki ben ne yapacağım burada? Gene K'den bakın M'yi çıkartacağım ve eşittir bunu soruyor diyeceğim. Peki bakalım ben şimdi buradaki verilerden acaba bunu bulabilir miyim? Yani k eksi m'yi soruyor ya bana. K eksi m'yi soruyor. Öncelikle arkadaşlar şuradaki verilere baktığımda, şuradaki verilere baktığımda veya şuradaki k eksi m olayına bakayım isterseniz. Şurada benim ne yapmam lazım? Şu ikisinden bir kere l'yi bir götürmem lazım. L'yi götürmem lazım. O zaman ne yapayım biliyor musunuz? Şunu eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayayım. Peki o zaman şunu veriyor mu acaba? Şimdi bak şunu eksiyle çarptığınız zaman şunun başına bir eksi gelir. Şurası da ne olur? Artı olur. Şurası da artı olur. Ve bu durumda bak VL'ler gider. Peki VK geldi. Buradan dikkat edersen eksi VM geldi. Demek ki benim şuna bile artı... aslında burada ihtiyacım yok. Bak ben onu biraz tuzak olarak orada vermişim. Demek ki sen ne yapacaksın? VLM'den. Şuradaki VLM'den arkadaşlar. VLK'yı. Yani şuradaki VLK'yı çıkaracaksın. Çıkarmak da ne demekti? Sola doğru çevirmek demekti. Demek ki şöyle... Bakın şuradaki vektörü ben şuraya bir yere yazayım. Şuradaki boşluğa yazayım. Ya da orada çok yer olmadığı için şuraya bir yere yazayım istersen. Şuradaki VLM'yi bakın yazıyorum arkadaşlar. VLM'yi bunu ters çevirmeyeceğim. Sağa doğru 3 birim. Şöyle bakın. VLM'yi yazdım. Sonra V neydi? LK'yı da ters çevireceğiz. Yani sola doğru 2 birim olarak çevireceğiz. V bakın. LK. Bunu da ters çevirdim. Peki bunların bileşkesi o zaman ne olmuş oldu bakın eşittir. Sağa doğru bir birim oldu. O da ne oldu bakın. Buradaki V1 vektörü olmuş oldu. Biraz daha karışık bir soru gibi. Dikkat edin burada VK'yı hiç kullanmadım aslında. Onda da gerek kalmadı. Şurada yani taraf tarafa toplama çıkarma. Sen bunu matematikte yapıyorsun zaten. Oradaki olaylardan bunu biliyoruz. Peki şimdi bakalım yere göre bakın yere göre hızları e, hızları kuzeye doğru V olan kuzeye doğru V olan K hareketini göre L hareketinin hızı doğuya doğru V büyüklüğündedir demiş. Peki burada kim bakıyor ona dikkat etmem lazım. K hareketlisine göre. Bak göre gördüğüm zaman o bakıyor demekti. Bunu artık sen biliyorsun. Demek ki burada ne yapacağım? Bağlı hareketi bulmak için bakanı çıkartacağım. Yani L'yi aynen yazıyorum. K'yı arkadaşlar ters çevirdiğim zaman vektörü olarak ve bu işlemin sonucu L hareketlisinin hızını doğuya doğru V büyüklüğünde görmüş. Yani eşittir. Bu vektörün sonucu bakın doğuya doğru V büyüklüğündeymiş. Peki bana neyi soruyor? L hareketlesine göre K'nızı Yani L hareketlesine gene bakın burada göre dediğine göre L'ye bakacak. Dolayısıyla bana K eksi L nedir diyor. E peki nedir? Söyle şimdi bana. K, L eksi K buysa K eksi L nedir diyor. Yukarıdakinin eksiyle çarpılmış hal değil mi? Yani şunu her iki tarafı eksiyle çarparsan alt tarafı elde edersin. E bunu bakın K'yı eksiyle çarptık artı oldu. L'yi eksiyle çarptık. E bunu da eksiyle çarparsak sol olacak. Yani ne yapar? tam tersine doğru görür. Hangi tarafa doğru görecek yani? Batıya doğru V görecek. O zaman buradan şunu söyleyebilir miyiz? K, L'yi ne tarafa doğru görüyorsa L, onu onun tam tersine doğru görüyordur. Bu her zaman böyledir. Bak. Peki hangileri doğrudur? Böyle sorularda dediğim gibi her zaman karşılaşacağım. Bol bol bu sorular bu soruları göreceğim. Görüyorsun burada X, Y, Z, T vektörleri var arkadaşlar. X'e göre Y'nin hızı nedir diyor bana. Şimdi hep ne yapıyorum bakın bunu her seferinde soru söylüyorum artık iyice aklımıza bunu yazalım. X'e göre deyince demek ki buradaki işlem nedir aslında? X'i ters çevireceğim yani Y'den. Y'den ne yapmış olacağım? X'i çevir, ters çevireceğim ve bu nedir diyor. İki tane VZ midir diyor. Bakalım şimdi. Y'yi aynen tutuyorum. Bakın Y'yi arkadaşlar aynen çiziyorum. X'i ne yapıyorum? Ters çeviriyorum. X'i de ters çevirdiğim zaman yani eksi VX diyelim şöyle. Ters çevirdiğim zaman şu bileşke şu bileşkiyi aldığım zaman bakın bu iki tane VZ oldu mu? Oldu. Değil mi? Bakın böyle işte dikkatli bir şekilde bu vektörü yapmam lazım. Peki Z'ye göre T'nin hızı diyor. Gene dediğim gibi kime göre diyorsa onu ne yapacaksın? Ters çevireceksin. O zaman yazayım ben burada T vektörü eksi e, nedir? Z vektörü eşittir nedir diye bana soruyor. Yine arkadaşlar T vektörü bakın aynen yazacağım. Şöyle farklı bir renk alayım. T vektörü bakın aynen yazdım. Z vektörünü ters çevirmem lazım. Değil mi? eksi v z vektörü dedim. Ve bileşkeyi şöyle aldığım zaman eksi v y mi çıktı diyor. Bakın evet değil mi? Tam olarak eksi v çıktı. O zaman bu da doğruymuş. Y'ye göre t'nin hızı. Gene göreyi gördüm burada. Y'yi ters çevireceğim. Yani t'den ne yapacağım? Y'yi arkadaşlar ters çevireceğim. Bana nedir diyor. O zaman t vektörünü aynen yazacağım. Y'yi bakın ters çevireceğim. Gene şu kağıdı şuraya alayım isterseniz. Şöyle t'den T'den Y'yi çıkartacağım ya şöyle yazayım. T'yi bakın aynen çiziyorum. Şu nedir? T vektörü. Bundan Y vektörünü çıkaracağım. Y yukarı doğru iki birim ya. Bunu bakın Y'yi aşağı doğru iki birim yapacağım. Yani şöyle. Eksi Y vektörü diyeceğim. Ve bileşkemiz nedir? Buradan başlayıp buraya doğru gidecek. Peki bana nedir diyor? Bu VZ vektörü müdür diyor. Bakın Z vektörü alakası yok. Görüyor musunuz? alakası bir şey çıktı. Ne oldu o zaman? Bakın cevabında denizi çıktı. İşte böyle dikkatli bir şekilde bunları ucuz arkadaşlar eklemem gerekiyor. Peki şimdi biraz daha hani vektörler dedik ya vektörlerde belli bilgiler vardı. Neydi şimdi hatırlayalım bir daha. İki vektör arasında şu değil de bakın şöyle boş bir kağıt alayım. Bu sayede bunu da bir hatırlamış olalım bakın. İki vektör arasında arkadaşlar tabii vektörler eşitse f f 60 derece varsa 90 derece varsa ve 120 derece varsa bunlar her zaman nedir? Aynı olmak zorundalar. Şöyle yapalım. 60 derece ise 90 derece ise ve 120 derecesi bileşkemiz neydi? Bunu bir hatırlayalım. Söylesen de bana beraber nedir? F Fse ne olur bakın? Kök 3 F. Evet. Peki 90'da ne oluyordu? Kök 2 F. 120'de ne oluyordu? F. Görüyor musun? İşte bu bilgiyi bir kere ben adım gibi bilmem lazım. Hep söylüyorum. Bunu bir tek vektörlerde bağlı hareket değil. fiziğin hemen hepsinde ben bu bilgiyi zaten kullanmam gerekecek. Peki bana burada neyi soruyor? E C'ye göre A'nın hızı demiş arkadaşlar. C'ye göre A'nın hızı. Yani V1'i soruyor bana burada. V1 bakalım neymiş? Yine C'ye göre dediğine göre ne yapmam lazım? A'dan bakın C'yi çıkarmam lazım. V1'i birazdan bulacağım. Peki V2 için ne demiş bakın? A'ya göre B'nin hızı. Yani A'ya göre diyorsa demek ki ne yapmamız lazım? B'den A'yı çıkartacağız birazdan. Ve 3'ü bulmak için de 3'ü bulmak için de bakın D'ye göre diyor. Yani ne yapacaksın? C'den D'yi çıkaracaksın. Bakalım şimdi bunları ne bulacağız? Öncelikle A'dan C'yi çıkaracağım. Yani C'yi çıkarmak ne demek? C'yi ters çevireceğim demek. Yani şurada C'yi bakın ters çevirdim. Eksi V, C dedim. De bunların e, bunların hepsi eşit olduğuna göre büyüklükler arkadaşlar. Hepsine bir birim diyebilirim ben. Hepsine bir diyeyim isterseniz. Peki şu anda şurası da 60 derece olur mu? Olur. E, A'dan C'yi çıkarttığım zaman A ile C'nin bakın arada 60 derece varsa az önceki bilgiye göre şunu da şöyle koyayım isterseniz. Şuradaki bilgiye göre arkadaşlar o zaman ne olmuş olacak? Arada 60 derece olunca bunların bileşkesi bakın kökü çıkacak. Peki b eksi a diyor. Bu sefer de ne yapayım? Bakın a'yı ters çevirmem gerekiyor. Yani şöyle mi? Eksi VA. E Bunu ters çevirdiğim zaman bakın ne olur? Şurası 60 olur. Şurası 60 olur. A ile b arasında bakın a ile b arasında kaç derece açı var? 120 derece var. 120 ise o zaman bunun cevabı ne olacak? 1 olacak. Şunu da şöyle kırmızıyla yazalım. Bu da kaç oldu? Köküç oldu. C eksi D diyor. O zaman D'yi ters çevireceğim. Bakın burada D'yi ters çevirdim. Bakın eksi V'de yazdım. Dikkat et. Eksi V'de kimle? C. Bakın D ile C arasında ne kadar var? 90 derece var. Gördün mü? O zaman burası da ne olacak? Kök 2 olacak. O zaman ne oldu? En büyük hangisi oldu arkadaşlar? Şunu da şöyle alalım. Bakın bir numara köküç en büyük. 1 sonra 3 sonra 2 çıkmış oldu. Yani 1 3 2 çıktı. Demek ki cevabı da C olarak bulduk. Görüyor musun o aradaki açıyla ilgili olan şeyi ne kadar sık kullanıyorum. Peki gelelim bir farklı sorumuz. Ee, şimdi bakalım bize burada neyi sormuş arkadaşlar. K ve L'yi vermiş. Tamam K ve L'yi vermiş sıkıntı yok. Bu ne peki bu ne? Bu da neymiş bakın ne olduğunu sana soruyor. K'ya göre M'nin hızı. Yani göre diyorsa K'ya göre demek ki ne yapacağım ben burada K'yı çıkartacağım. Yani şu vektör aslında neye eşitmiş? V m eksi v k vektörüymüş. Görüyor musunuz? İşte şu vektör. Şu vektör. v m eksi v k. Her zaman k'yı çıkartıyoruz. Peki bana neyi soruyor? m hareketlisine göre l'nin hızı. Yani neyi sormuş bakın. m hareketlisine göre diyor. Göre dediğine göre. Demek ki l'den ben ne yapmam lazım? m'yi çıkartacağım ve eşittir. Bu nedir diye bakın bana soruyor arkadaşlar. Peki elimdeki verilerle şimdi bakın burada zaten l var. Tamam l var. m yok. Ben öncelikle ne yapmam lazım? M'yi bulmam lazım. Peki M'yi nasıl bulacağım? Bakalım. E şimdi K vektörü var. Ya bak bunu matematik gibi düşünmeni istiyorum. Vm eksi Vk var elinde. Bir şey değil mi bu? Bir şey. Evet burada bir de Vk vektörü var. Bu da bir şey. Yani matematik gibi düşün. Bunu taraf tarafa toplarsan ne olur? K'lar götürür ve sen neyi bulursun? Vm'yi bulursun gibi düşün. E burada da öyle. Yani ben bununla bunu bak ucu eklediğim zaman yani şuradaki Vk ile Şuradaki Vm eksi Vk'yı bakın ucuca eklediğim zaman. işte şu bulduğum şu bileşke neyi vermiş olacak bana? İşte Vm'yi verecek görüyor musun? Vm işte yukarı doğru bir birimmiş. Peki Vl eksi Vm diyor. Vl yukarı doğru bakın şuraya çizeyim. Vl bu. Vm'yi de ters çevirsem şöyle eksi Vm dersem. E bunların bileşkesi ne olur? Bu bunu götürür yukarı doğru şöyle bir birim kalmaz mı? O zaman ne olacağını görüyorsun. Yukarı doğru yani cevap 1 olmuş oldu. İşte böyle arkadaşlar vektörleri bu şekilde yapacağız. O zaman e, şu ödülü sorumuzu da yapıp alt tarafa yorumlara bana atabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.